Günaydın sevgili izleyenler. Ekran başına hoş geldiniz. Now TV ekranlarında Çalar Saat hafta sonuna hoş geldiniz. Ben Ezgi Gözeger Özmemiş. İşaret dili tercümanımız Sinem Başman. Bizler bugün hazırladığımız akışı yarına, büyük seçime, yerel seçime 31 Mart'a bir gün kala gündemde ne konuşuluyor, kimin söyleyecek sözü var derlemesini size aktaracağız bugün yine her sabah olduğu gibi. Sizler de bize mesajlarınızı göndereceksiniz. Bugünün anlam ve önemine binaen mutlaka sandık dedik efendim başlık olarak. Lütfen mesajlarınızı mutlaka sandık başlığı altında gönderiniz. Mutlaka sandık dediğiniz, sandıkta çözülmesi gerektiğini düşündüğünüz ne varsa yazın gönderin. Sandığa gitmeye niyeti olmayan iktidar ya da muhalefet seçmeni olup fark etmeksizin küskün olan vatandaşların olduğunu tahmin ediyoruz. Bir takım kamu araştırmaları da onların varlığına işaret ediyor. Kararsız seçmenlerin, yüzer gezer seçmenlerin arttığını söylüyor araştırma şirketleri. Mutlaka sandıktır ama illaki eğer bu vatanın bir ferdiyiz diyorsak, bu vatan için görevimizi yerine getirmek istiyorsak. O yüzden lütfen siz de mutlaka sandık dediğiniz durumları, istekleri, talepleri bize yazın gönderin. Mesela mutlaka sandık dediğimiz bir durum ülkemizin deprem gerçeği. Mutlaka sandık diyoruz çünkü sandıkta adına oy kullanacağımız isimlerin gerek kentsel dönüşüm gerek rantsal dönüşüm gerekse bu ikisi arasındaki farkla ilgili söylediklerini önemsiyoruz. Ülkenin depreme hazır olmasını önemsiyoruz. Dolayısıyla yaşadığımız şehrin depremselliğiyle ilgili bir çözüm varsa o çözüm siyaset kurumunun bir çözümü olacaksa beklediğimiz fırsat ayağımıza geldi. Yarın sabah mahallenizde, adresinizde oy kullanabileceksiniz bu konuyla ilgili. Depremden açtım sözü. Çünkü gece 3 sularında, 3.25'te Elazığ'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Bismillah. Elazığ merkez gece 3.25'te 4,7 büyüklüğünde depremle sallandı. Deprem yerin 13,83 kilometre derinliğinde meydana geldi. Merkez üssü Elazığ olan depremin şiddeti kentte korku ve paniğe neden oldu. Dur, çıkalım. AFAD depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığını açıkladı. 4,7 büyüklüğündeki deprem Bingöl, Tunceli, Malatya, Diyarbakır ve Batman'da da hissedildi. Biliyorsunuz Adıyaman yine o da depremle sarsılan illerimizden bir tanesiydi geçtiğimiz 6 Şubat'ta. Oraya da geçmiş olsun diyelim. 6 Şubat'a dair yarası sarılmayan tüm depremzedelere geçmiş olsun diyelim. Elazığ'a dün gece yaşanan 4,7 büyüklüğündeki deprem için geçmiş olsun diyelim. Depremde kayıpları olanlar var. Allah onlara sabır ve kolaylık versin. Çünkü bir tek Allah var gibi duruyor yanlarında sevgili izleyenler. Başka da bir çözüm önerisi net ve somut bir şekilde maalesef meclisten çıkmadı biliyorsunuz. Adıyaman'a doğru gideceğiz sözü o yüzden Adıyaman'dan açtım. Kalıcı deprem konutlarının yapıldığı bölgede işçilerin kaldığı konteynerlarda gece saatlerinde yangın çıktı. İşçilerin kaldığı konteynerlar alevlere teslim oldu. 461 işçinin kullandığı yatakhaneler yanıp kül oldu. Adıyaman'da kalıcı konutların yapıldığı bölgede çıktı yangın. 3 katlı konteyner yatakhane alevler içinde kaldı. Yangın hızla büyüdü. Kendi çabalarımızla herkesi uyardık, herkesi şey yaptık, çıkarttık. 461 işçi tam zamanında dışarı çıkmayı başardı. Alevlerin tamamen sardığı konteynerlara itfaiye müdahale etti. Yangını kontrol altına almak kolay olmadı. Uzun uğraşlar sonunda alevler söndürüldü. Yangının çatıdaki elektrik kablolarından çıktığı tahmin ediliyor. Gecenin sıcak haberlerini aktaracağımız gibi tabii ki bol bol siyasetten de bahsedeceğimiz bir Çalar Saat hafta sonu olacak. Takvim yaprakları seçimin bir gün öncesini 31 Mart yerel seçimlerinin arifesini gösterince siyasetten bahsetmeden zaten olmaz. Türkiye artık öyle bir ülke ki hiçbir konuyu siyasetten ayrı konuşamamaya, düşünememeye başladık ki bu aslında toplumsal olarak ruh sağlığımız açısından galiba bizi fazlasıyla
yoruyor. Yarın seçim var. Evet, biliyoruz bu ülke seçim yorgunu. Yıllar içerisinde defalarca önümüze sandık kondu. Her seferinde kimisi sevindi, kimisi üzüldü. Kimisi hayal kırıklığını bir türlü üzerinden atamadı. Ama öyle veya böyle bu çatı altında hep beraber bu cennet vatanda birlikte yaşıyoruz. Dolayısıyla iktidarıyla muhalefetiyle hangi partiye oy verecekseniz verin. Yine de o seçim sandığına gitmenin bir vatandaşlık görevi ve boynumuzun borcu olduğunu lütfen unutmayın diyelim. O yüzden zaten mutlaka sandık dedik. Demokrasilerde çünkü mutlaka sandık. O zaman liderler seçime doğru giderken son olarak neler söylediler, nerelerdeydiler bir bakıverelim. Açıklama yapmış, Temmuz ayında düzeltme yaparız, enflasyona bakarız diye. Sizi perişan eden zaten enflasyon hesabı değil mi? Önümüzdeki pazar. Gidin yitirdiklerinizin hesabını sandıkta sorun. Kamu bankalarımız, başvuran emeklerimizin yeni banka promosyonunu ödüyor. Ve bu emeklerimiz için önemli bir kaynak olacak. Sandık için son düzlükte liderlerin ortak gündemi emekliler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, banka promosyon ödemeleri emekliler için önemli kaynak dedi. Bir gün önce de emekli maaş artışı için Temmuz ayındaki enflasyon farkı ödemesini işaret etmişti. Temmuz'da diye emeklilerle ilgili belki bir şey yapabiliriz diyor. Ya Temmuz'da zaten şurada 3 ay kalmış. Açıklasana ne yapacağını. Bu milyonlarca emekli vatandaşımızın istismarına son vermelisiniz. Tüm dünya gibi bizim de sorunumuz olan enflasyonun yol açtığı sıkıntıların farkındayız. Gerçek enflasyon %120. TÜİK 68 diyor. Tayyip Bey size %33 zam veriyor. O yüzden Temmuz vade yalanlara karnımız tok. İsrail'le ticaretle seçime giderken en sıcak başlıklardan. İnsanımızın Gazze hassasiyetini istismar etme peşinde koşan fırsatçıların ahlaksız ve asılsız söylemlerine prim vermeyin. Gazze'de işlenen insanlık suçları, erzak taşıyan, buna destek olan, buna ticaretle katkıda bulunan herkes hem Allah önünde hesap verecek hem de Türkiye'nin mahkemelerinde ve uluslararası mahkemelerde soykırım suçuyla hesap vermek zorunda kalacak. Meral Akşener'in hedefinde Özgür Özel vardı. Bir de çıkmış utanmadan ben Meral Hanım'a abla derim diyor. Bu da artık iyice moda oldu. İşi düşen, İşine gelen hemen abla edebiyatına başlıyor. Bana abla mabla demeyin. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sultanbeyli mitinginde de dikkat çekici diyaloglar yaşandı. Murat Kurum. Hani onunla Sancaktepe'ye konuşmaya gönderelim. Erdoğan İstanbul adayı Murat Kurum'u sahneye çağırdı ama Kurum alanda yoktu. Erdoğan video izletmek istedi ama ekranda yoktu. Şöyle ekranda... Ekranlar yandı. Oturun kendisinin içinde. Yapma, rezil ediyorsunuz ya. Cumhurbaşkanı videoyu izletemeyince sinirlenmiş. Bu video meselesiyle ilgili dün sabah saatlerinde Ekrem İmamoğlu Çalar Saat'te İlker Karagöz'ün konuğuydu. Bu stüdyoda tam bu lokasyonda dedi ki her türlü videoyu yaparlar, her türlü filmi çekerler dedi. Birazdan o habere de sıra gelecek. İstanbul'a bakacağız. Ekrem İmamoğlu özelinde, Murat Kurum özelinde. Bugün konuklarımız özelinde Anadolu'nun farklı ilçelerine, farklı illerine gideceğiz sevgili izleyenler. Ama isterseniz başkent Ankara'dan başlayalım. Turgut Altınok'la ilgili önce bir babadan kalma, babadan miras meselesi vardı biliyorsunuz tartışılan. Murat Arel yazdı. Antalya'da 600 konutluk bir yatırımdan bahsetti. Kız kardeşi çıktı konuştu. Babamın bize öldükten sonra kızlara verilsin diye ayırdıklarına da erkek kardeşlerimiz hissedar oldular dedi. Konuyla ilgili mahkemenin devam ettiğini hafta arasında Mansur Yavaş açıkladı. Bunlar Turgut Altınok'la ilgili tartışıla gelenlerin başlıcaları. Son tartışma konusuysa kendisinin üniversite diploması. Pazar günü sabaha gittiğinizde Sayın Altınok'un babadan kalma olduğunu söylediği epey bir malı var. Bu kadar variyet varken iki çocuğunun KPSS sınavına girmeden memur yapmasını doğru buluyor musun? Bu kulaklı değil mi? Mansur Yavaş rakibi Altınok'a bir kez daha iki kızını torpille işe soktu iddiası üzerinden yüklenirken Turgut Altınok yanıt bekleyen sahte diploma sorusuna da yeni günde yanıt vermedi. 1998 yılında Keçiören Belediye Başkanı iken daha sonra rüşvetle öğrenci kabul ettiği için kapatılan Azerbaycan'daki bir üniversiteden hukuk diploması aldığı iddiasını
Gazeteci Yavuz Selim Demirağ gündeme getirmişti. Azerbaycan devleti daha sonra o üniversiteyi kapattı. 98'de ya, 33 günde diploma alıyor, 33 günde. Sonra da yazdırmış oraya işte, mesleği de avukat. Baroda kaydı yok. Diploma sahte. O onu dedi, bu bunu dedi, geçsinler. Altınok'la beraber otobüsçü, minibüsçü ve Ankara altın çağını yaşıyor. Mal varlığı tartışmaları ve sahte diploma iddiasının odağındaki Turgut Altınok esnaf ziyareti yaptı, Türkiye Emekliler Derneği'ni ziyaret etti. Emekliler Derneği Başkanı 5000 lirayı nasıl vereceksiniz diye sordu. Destekli olacağız emekliye, büyük şehir. Nasıl vereceğim diyor. 1000 lira veriyor, 5000 lirayı vereceğiz 15 Nisan'da. Rakibim diyor ki ben emeklilere 5000 lira vereceğim. Ankara'da 1.100.000 emekli var. Bol keseden atıyor. Peki 5 tane emekliye destek oldunuz mu? Her konuşmasında belediye meclisindeki çoğunluğa vurgu yapan Mansur Yavaş seçime 48 saatten az bir süre kala Cumhur İttifakı'nın yönettiği ilçelerde miting yapıyor. Aynı gün içinde hem Haymana'da hem Beypazarı'nda hem de Kahramankazan'da. Beypazarı'nda sadece 100 oyla kaybettik. Bir oy da çok önemlidir. Sadece bana oy verip eğer Levent Başkan'ı seçmezseniz hizmetlerimizi engelleyecekler. Gittiği her noktada parti meclisi hatırlatmasını yapmaya devam ediyor. Topal ördek vurgusu yapıyor Mansur Başkan. Şimdi konuklarımızı almaya başlayabiliriz yavaş yavaş sevgili izleyenler. Dedim ya az önce konuklar özelinde ülkenin farklı bölgelerine, farklı illerine, farklı ilçelerine gideceğiz yine bugün. Adeta bir Türkiye turu gerçekleştireceğiz. İlk adresimiz Adana Çukurova olacak. Soner Çetin bizim yayın konuğumuz olacak. Adana Çukurova'dan bağlantıyı sağlayacak bize. Başkanım yayınımıza hoş geldiniz. Yeniden adaysınız. Hayırlı uğurlu olsun. Nasıl gidiyor çalışmalar? Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum Ezgi Hanım. İyi yayınlar diliyorum. İzleyen herkese de saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Tüm Adanalı, Çukurovalı hemşerilerime ayrıca. Gayet güzel gidiyor. Her şey çok iyi. Zaten biz böyle olacağını biliyorduk. Çünkü 10 yıldır gerçekten elimizden gelen en iyisini yaptık. Ve yapılan tüm araştırmalarda 10 yıl boyunca 13 defa Türkiye'nin en başarılı ilçe belediye başkanı seçildim. Tabii bu Çukurova halkının büyük bir teveccühü var. Çukurova halkı çok bilinçli seçmenlerden oluşuyor. Tabii yerel seçimin ayrı bir özelliği var biliyorsunuz Ezgi Hanım. Yerel seçim başka, genel seçim başka. Herkes genel seçimde milletvekilliğinde gidip partisine oy veriyor. Ama yerel seçimi değişik düşünüyor. Yerel seçimde tanıdığı, bildiği, beğendiği, güvendiği belediye başkanına, tecrübeye oy veriyor. Biz bunların böyle olacağını biliyorduk. Tabii iyi bir başlangıç yaptık. İyi Parti adayı olarak bu defa seçmenlerin karşısına çıktım. Siyasi partinin de pek bir önemi yok. Bugün Adana'da yaşayan, Çukurova'da yaşayan tüm kesimlerin desteğini alıyoruz. Bütün siyasi partilere mensup insanlar bizim gibi düşünüyor. Yani ben gidip oy pusulasında beğendiğim, bildiğim, tanıdığım adaya oy verince partimden vazgeçmiş olmuyorum diye düşünüyor. Tabii 10 yıl boyunca yaptıklarımız da ortada. Her yıl bir toplu açılış ve toplu temel atma töreni gerçekleştirdik. Bunların tamamına yakınına Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu katıldı. Bir defasında da Sayın Meral Akşener'le birlikte katıldılar toplu açılış törenlerimize. Tabii Çukurova halkı bizim yaptıklarımızın farkında. Doğumundan ölümüne kadar, yani yeni doğandan cenaze hizmetlerine kadar toplumun tüm kesimlerini düşünüp onlara göre projeler geliştirdik. Ve geliştirdiğimiz projelerin tamamı Türkiye'deki diğer belediyeler tarafından örnek alındı. Bugün yeni aday olan bir arkadaşımız bizim 10 yıldır yaptıklarımızı vaat olarak insanlara sunuyor. Tabi bu da bizim göğsümüzü kabartıyor. Gerçekten demek ki çok güzel işler yapmışız. Yeni projeler, güzel projeler gerçekleştirmişiz ki örnek alınıyoruz. Bu da bizi memnun ediyor. Örneğin 530 öğrenci kapasiteli Atatürk öğrenci yurtlarımız. Hem kız hem erkek olmak üzere bugün Türkiye'ye örnek bir projemizdir. Yine yaptığımız 9 tane semt kreşi. Bu arada şunu söyleyeyim, Türkiye'de ilk semt kreşini açan belediye Çukurova Belediyesi'dir. Ben göreve geldiğimin 7. ayında 2014 yılında hemen ilk toplu açılış törenimi gerçekleştirdim. O zaman da ilk kreşimizi hayata geçirdik. Ondan sonra örnek alındı. Sayısını 9'a çıkarttık. O kadar büyük ilgiyle karşılanıyor ki inanın noter huzurunda yapılan çekilişle
kreşe devam edecek öğrencilerimizi tespit etmek zorunda kaldık. İhtiyaç oldukça sayısını da arttırıyoruz. Hem eğitim kalitesi olarak, hem kadro olarak, hem lojistik ve fiziki imkanlar olarak. Sayısı kaça çıktı başkanı? 9 oldu şu anda. 9 kreşimiz var. Hani noter ama huzurunda kurayla dediniz, demek ki çok fazla ihtiyaç var ki bu aslında bildiğimiz bir şey. 9 kesinlikle. Peki yeterli mi? O da yeterli değil. Öyle gözüküyor. Yenileri yolda. Yenilerini de yapacağız inşallah. Şöyle yani normal kreşler, özel kreşler yok mu? Elbette ki var. Ama gerçekten çalışan kadının önündeki en büyük engel biliyorsunuz. Çocuğunu rahatlıkla güven içinde emanet edebileceği, tüm gün emanet edebileceği semt kreşleri. Belki kadın çalışınca alacağı paranın tamamını kreşe vermek durumunda kaldığı için çalışmaktan da vazgeçebiliyor. Bizim kreşlerimiz sembolik bir rakamla, hep sübvanse ettik, aylık 600 lira gibi bir rakamla, çocuklar günde 3 öğün yemek yiyor tüm gün boyunca ve çok uzman bir kadroyla. En iyi kadro da bizim kreşlerde, onu da belirteyim. Çok ilgiyle karşılanan projelerimizden bir tanesiydi. Emeklileri düşündük mesela. Emekli dinlenme evlerimiz sayısını 17'ye çıkarttık. Halen de talep var. Emeklilerimiz gidiyorlar orada, sosyalleşiyorlar. Çayı, kahvesi, ikramlarımızın tamamı ücretsiz. Orada günlük gazetelerin tamamını okuyorlar. Adana'nın sıcağında klimalı bir ortamda oturuyorlar. Emeklilerle sohbet ediyorlar. Ve sosyalleşmiş oluyorlar. Yani emekliler bugün belki cebinde bir çay parası olmayabiliyor. Biz bunları düşünerek emeklilerimizin rahat edeceği, huzur içinde gidecekleri sosyal tesisler yaptık. Sayısını da 17'ye çıkarttık. Bugün aday olan bazı arkadaşlar diyor ki emekli dinlenme evi açacağız. Biz 10 yıldan beri hayata geçirdiğimiz bir, ürettiğimiz, kendi ürettiğimiz, geliştirdiğimiz bir projemizdir. Onun aynı mantıkla geliştirdiğimiz kadın sohbet ve dayanışma evleri. Sahada emekliler çok yolunuzu kesiyor mu Soner Bey? Ben çok keyif alıyorum. Dönem dönem onlarla birlikte oluyorum. Emekli evinde gidip sohbetler yapıyoruz falan. Hatta bazen türkü söylüyoruz beraber. Enstrüman çalan arkadaşlar var falan. Çok güzel yoksulluk işler yapıyoruz. Yoksulluk seviyesi Çukurova'da nasıl? Şimdi ben Çukurova'nın nispeten ekonomik durumu ve eğitim düzeyi yüksek insanlar, eğitim durumu yüksek insanlardan oluşuyor. Ama tabii ki yoksulu var. Yani bazı yoksulların yaşadığı mahallelerimiz var. Onlara da düşünerek sosyal anlamda, sosyal belediyecilik anlamında yaptıklarımız var. 10 yıl önce hayata geçirdiğimiz Gıda Bankası projemiz var mesela. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir komisyon oluşturulmuştu her partiye mensup milletvekilleri tarafından. Geldiler özel olarak bizim Gıda Bankamızı incelediler. Tabii TİDER gibi bazı kuruluşların desteğiyle, bazı büyük marketlerin, zincir marketlerin desteğiyle, aynı zamanda bizim belediyemizin de katkısıyla, hayırseverlerin de katkısıyla her ay 5000'in üzerinde aileye gıda yardımında bulunduk ve bulunmaya devam ediyoruz. Onun dışında hayır çarşımız, mesela Çukurova'nın her tarafı ilk kez Adana'ya ben getirdim. Giysi kutularıyla doludur, giysi toplama kutularıyla. Orada hem kullanılmış eşyalarını bir şekilde değerlendirmiş oluyorlar. Biz onları kullanılmaya hazır hale getiriyoruz. Ve hayır çarşımızda ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyoruz. Aynı zamanda tabii hiç kullanılmamış, giyilmemiş kıyafetler de var. Emin olun Ezgi Hanım, yani sünnet kıyafetinden tutun gelinliğe kadar ne isterlerse her şey mevcut. Soner Bey, son olarak bir de şunu sorayım. Sandığa katılımla ilgili bir endişeniz var mı yarınla ilgili? Benim hiçbir endişem yok. Çünkü yerel seçimde herkes, Çukurova ilçesi için söylüyorum, Soner Başkanlarının göreve devam etmesini istiyorlar. Çünkü bu deneyim gerektiren bir 5 yıl var önümüzde. Çözülmesi gereken imar sorunları var. Birçoğunu çözdük. Şimdi Şambayat Kabasakal bölgesinde 250 bin kişinin yaşayacağı apartman bölgesi, 250 bin kişinin yaşayacağı da müstakil ev bölgesi. İmar çalışmalarını tamamladık. Şimdi orada yeni bir şehir yükseliyor. Ve gerçekten çağdaş, modern bir şehir olacak. Çok Adana'nın geleceği ediyorum. Kaderi bu şekilde çizilmiş. Ben teşekkür ediyorum. Ezgi Hanım, o kadar çok şey var ki anlatmam gereken. Muhakkak. Tabii
Bize 10 dakika veya 1 saat falan kesinlikle yetmez ama çok teşekkür ediyorum. Bütün konuklarımız aynı şeyi söylüyor. Biz de olabildiğince hakkaniyetli davranmaya gayret ediyoruz. Burayı adeta bir serbest kürsüye çevirmeye çalışıyoruz. Buyurun son sözlerinizi alayım. Kurallar bizi tanıyor, yeterince biliyor. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Daha bir dolu yapacağımız şeyler vardı. Onları anlatmaya fırsat bulamadım. Ama inşallah hayata geçireceğimiz yeni projelerimiz de Türkiye'de yine örnek alınmaya devam edecektir. Biz de 5 yıl boyunca yine Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı olmaya devam edeceğiz diyorum. İzleyenlerin tamamına saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Size de iyi yayınlar diliyorum. Ben teşekkür ediyorum. Soner Çetin, İYİ Parti Çukurova Belediye Başkan adayı, son derece iddialı. Bir sonraki seçimle ilgili yine ben en iyi belediye başkanı olmaya devam edeceğim şeklinde konuşuyor. Konuklarımızı almayı sürdüreceğiz ama tabii ki haber vermeyi de sürdüreceğiz. Özellikle seçim dendiği zaman akla sadece geçim geliyor ülkemizde. Geçim dendiği zamansa son dönemde en çok konuştuğumuz emekliler. Bakalım onlar ne diyor? Geçinemiyoruz. Geçinen var mı? Sana vereyim 10 bin lirayla geçin sen. Geçinmek kolaysa. 10 bin lirayla nasıl geçineceksin? Bir de kiradaysan vay vay haline. Maalesef bekliyoruz yani iyileştirilecek emekli maaşları diye. Hepimiz çalışıyoruz. Emekliyiz ama çalışıyoruz. Emekli maaşıyla alıştığımız standartta yaşayabilmemiz mümkün değil. Ev kirasını mı ödeyecek? Ekmek mi alacak? Peynir mi alacak? Ne yapacak böyle? Sıkıntılar içerisinde kıvranıp duruyor yani. Emeklilerin geçinmesi mümkün değil. Ben yüksek okul mezunuyum. Aldığım bir kişiyim. Eşim rahmetli. Bana yetmiyor. Eşi ve çocukları olanlara hiç yetmiyor. Yani bu emekli maaşıyla geçiniyorum diyen insan başka şeyler düşünüyor herhalde. Veyahut da kendisini saklıyor. Gerçekleri söylemiyor. Geçim yok. Geçinemiyoruz. Bu adamlar yaşlılar istemiyor. Diyor emekliler. Şimdi sınırlarımızın ötesine gidelim. Almanya'nın Solingen kentine doğru uzanacağız. Bir yangın, 4 Türk'ün hayatını kaybettiği bir yangın. Öyle anlaşılıyor ki bir kundaklama sonucunda çıkmış. Civarda yaşayanlara göre ırkçı bir saldırı. 4 Türk'ün hayatını kaybettiği yangının kundaklama sonucu başladığı ortaya çıktı. Almanya, 5 Türk'ün öldüğü Solingen faciasından 31 yıl sonra ikinci Solingen katliamıyla sarsıldı. Yangın hafta başında Türklerin çoğunlukta yaşadığı binada çıktı. 29 yaşındaki İsmail Zilov, 28 yaşındaki eşi Kıymet'le çocukları 3 yaşındaki Gizem ve 5 aylık Elis hayatlarını kaybetti. 3'ü ağır 9 kişi yaralandı. Yine o 93'teki kendi evimizin yandığını hissettim. Kundaklama olduğu zaten belli. Bizim ev gibi yanmış. Yangının sabotaj sonucu başladığı iddia edildi. Korkunç iddia polis soruşturmasıyla doğrulandı. Ahşap merdivenlerde yangın hızlandırıcı madde bulundu. Ankara kundaklama kanıtının ardından harekete geçti. Almanya Büyükelçisi Ahmet Başarşen Solingen'e gitti. Hayatını kaybeden Türk kökenli Bulgar ailenin yakınları ve yaralılarla görüştü. Hayatını kaybeden Türkler için bina önünde alma töreni düzenlendi. Törene çok sayıda Alman vatandaşı katıldı. Alman polisi katliamla ilgili soruşturmayı derinleştirdi. Savcılık her ne kadar ırkçılık işaretleri yok dese de bu açıklama kimseyi tatmin etmiş değil. Şu ana kadar bir kişi gözaltına alındı. Bina sakinlerinden biriyle husumetli olduğu için binayı yaktığı iddia edildi. Ancak delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. Bu da önemli bir konu. Takibini sürdüreceğiz diyelim. Hemen stüdyodaki konuğumuza dönelim. Hoş geldiniz diyelim. Deva Partisi'nin Edremit ilçesinde, Balıkesir Edremit'te belediye başkan adayı Tevfik Çelik. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim Ezgi Hanım. Bize böyle bir deniz havası getirdiniz oralardan. Nasıl orada sizin havalar? Bizim burada çok güzel. Sizin orada denize girmeye başladılar mı? Başladılar hafif hafif. Gayet güzel. Havalar da çok güzel. Ben Tevfik Bey'den biraz bahsetmek isterim. Siz lütfen bir yanlış olursa düzeltin. Şu anda hali hazırda öncelikle Edremit'in Cumhuriyet Halk Partisi tarafından belediyesinin yönetildiğini söyleyelim. Evet, geçtiğimiz seçimde enteresan bir sonuç var. İkinci parti Milliyetçi Hareket Partisi. Evet. Yani Edremit genel olarak bakıldığında cumhuriyetçi ve milliyetçi aslında. Evet. Yani bu ikisi zaten birbirine çok da yakın değerler. Her ne kadar son zamanda biraz ayrıştırmaya çalışılsa maalesef. Tevfik Bey de hem meclis üyeliği yapmış uzun yıllar, hem Edremit'te ticaret yapmış. Sonra da
Deva Belediyeciliği Etik Kuralları bildirgesine imzasını atarak Türkiye'ye Deva sloganıyla adaylığını ortaya koymuş. Evet. Nedir hikayeniz? Şimdi öncelikle Cennet Kuzey Ege'den herkese merhaba demek istiyorum. Edremit çok özel bir coğrafyada olan bir şehrimiz, Balıkesir'in Edremit ilçesi. Bizim hikayemiz şöyle başlıyor. Ben bir siyasi geçmiş olan bir kişi değilim. Siyaseti yaşayarak öğreniyorum. Bu Edremit'te de siyaset zor aslında. Türkiye'de olduğu gibi zor. Maalesef Türkiye'de şu anda iki kutup var biliyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi ve AK Parti olarak iki kutup ayrılmış durumda. Farklı bir parti olarak biz yeni bir solukla başladık bu siyasete. 4 sene oldu partimiz kurulalı. Ben de kuruluşundan beri siyasetin içinde, partinin içinde yer alıyorum. Önce ilçe başkanı olarak başladım. Kurucu ilçe başkanıydım. Sonra da genel başkanımız Sayın Ali Babacan'ın teveccühleriyle 1 Aralık itibariyle de belediye başkan adayı oldum. Edremit yönetmeye talibiz. Nasıl sokaklarda Edremit'te geri dönüşler? Şimdi Edremit, hani az önce de söyledim, çok özel bir coğrafya dedim ya. Edremit'in insanı aslında yeniliğe açık. Edremit çok farklı bir coğrafya. Neden? Coğrafya olarak haricinde demografik yapı olarak da sürekli gelişen, değişen, yoğun bir şekilde göç alan bir yapısı var. Hani sizin az önce bahsetmiş olduğunuz Milliyetçi Hareket Partisi'nden Cumhuriyet Halk Partisi'ne evrilen bir dönem var ya, o dönem şöyle oldu aslında. Edremit'in merkezi sağ tandanslı bir yapıya sahip. Fakat yoğun aldığı göçle beraber, Altınoluk, Akçay, Güre, Zeytinli, o bölgelerin aldığı göçle beraber gelen seçmen profili de sola doğru evrilmiş vaziyette. Eğitimli, kültürlü, biraz daha öyle söyleyeyim. Onlarla beraber de seçmen profil yapısı da değişti ve son iki dönemdir, 10 senedir Cumhuriyet Halk Partili belediye yönetiyor Edremit'i. Siz de öyle galiba o seçmenin oylarına talipsiniz, evet, öyle kesinlikle, mi? Kesinlikle. Yoksa hepsi birden mi? Ben şimdi bütün Edremit'e talibim, bütün oylarına talibim. Biz çünkü bir ideoloji partisi değiliz Deva Partisi olarak. Biz her tarafı, her kesimi kucaklayan bir partiyiz. Ben kendim de Edremit Ticaret Odası'nda yönetimdeydim bir aralığa kadar. Belediye başkanı adayı olabilmek için yönetim kurulundan istifa ettim. Şu anda Edremit Ticaret Odası'nda meclis üyeliğim devam ediyor. Biz Edremit Ticaret Odası aslında güçlü bir sivil toplum kuruluşu. 4000 üyesi var. O 4000 üyeyle beraber de biz Edremit ekonomisini bir şekilde ayağa kaldırmak istiyoruz. Edremit ekonomisi aslında lokomotif sektör olarak turizm ve zeytinciliğin olması gereken bir sektör. Evet. Ama az önce bahsettiğim yoğun göçten dolayı da inşaat egemen, müteahhit egemen bir şey var. Yoğun göç pandemiyle mi başladı? Yoğun göç pandemiyle başladı. İnsanlar şimdi artık uzaktan çalışarak Edremit'te oranın doğasından, evet, denizinden faydalanarak, evet, işlerini devam ettiriyorlar herhalde, öyle mi? Kesinlikle. Yoksa öyle. Yoksa emekli göçü mü? Şimdi ağırlıklı olarak emekli göçü. Az önce bahsetmiş oldum, hani böyle okumuş, eğitimli, kültürlü insanların tabii iş hayatını sonlandırdıktan sonra artık böyle bir rahat, huzurlu bir emeklilik yaşamak istedikleri bir yer Edremit. Aklınızda olsun. Evet, kesinlikle öyle bir yer. Edremit, ben hep Cennet Kuzey Ege diyorum. Cennet Kuzey Ege'nin hatta başkenti diyorum. Hmm. Şimdi Edremit Körfezi'nde Burhaniye ilçemiz var, Ayvalık ilçemiz var, Edremit var. Edremit buranın ekonomi merkezi. Edremit, Kaz Dağları'nın olduğu bir yer. Biliyorsunuz Kaz Dağları dünyada oksijenin en yoğun olduğu iki bölgeden bir tanesi. Balıkesir, Bandırma'ya çok yakın. Doğru muyum? Aslında Bandırma'ya... Balıkesir'e mi çok yakın? Balıkesir'e 100 kilometre, Bandırma'ya da böyle 200 kilometre falan. Ha, tamam, karıştırdım. Şimdi Balıkesir 20 ilçesi olan büyük bir il. Hani 2014'te çıkan bütün şehir yasası da Balıkesir'de büyük şehir oldu. Büyük şehir olmasıyla beraber de bitişik ilçelerin haricinde böyle mesafesi olan 150 kilometre ötede olan ilçeler de büyük şehre bağlandı. Bandırma Marmara tarafındaki ilçesi, büyük ilçesi. Edremit'te Ege Denizi kıyısındaki büyük ilçesi. Şimdi pandemiden önce 2019 yılında Bandırma nüfus olarak Edremit'ten büyüktü. O zaman Bandırma'nın nüfusu 155 bindi, merkezden bahsediyorum. Edremit'in 154 bindi. Ama 5 sene sonunda geldiğimiz noktayı söyleyeyim size. Bandırma'nın nüfusu 161 bin, Edremit'in nüfusu 171 bin oldu. 10 bin geçti yani. Çünkü yoğun bir göç oluyor Edremit. Göç var. Herkes çok, tabii ki doğada, deniz kenarında, evet, işte sahilde almak istiyor soluğu. Büyük şehirlerden kaçış var. Bir de tabii ki ekonomik gerekçelerle de büyük şehirler gerek kamu görevlisine gerek emeklisine sürgün yeri gibi bir şey. Evet, evet. Büyük şehirlerde yaşamın maliyeti çok fazla.
ben şöyle tabir ediyorum, özellikle İstanbul için buraya gelip gittiğimde yani yolda yürürken cebimizden para saçarak yürüyormuş tabii, gibi adım atıyorsunuz, adım para. Atıyoruz, para. Gerçekten evet, öyle. Evet, evet. Gerçekten öyle, çok zor. Bizim şimdi Edremit'te şöyle, daha doğrusu Balıkesir özelinde söyleyeyim. Balıkesir kendi kendine yetebilen bir il. Hatta Türkiye'yi doyuran bir il olduğunu söylüyoruz biz. Her şeyin tazesi yetişiyor. Her şey uygun fiyat olarak söylüyorum. Her şey kaliteli, doğal. Edremit'te bunlardan bir tanesi. Dünyanın en kaliteli zeytinyağı Edremit Körfezi'nde yetişiyor. Daha doğrusu Edremit'te yetişiyor. Biz ticaret odası olarak Edremit zeytinyağı ile ilgili Avrupa Birliği'nden coğrafi işareti aldık. Türkiye'deki 10. üründür Avrupa Birliği'nden coğrafi işareti alan. İkincisi de Edremit yeşil çizik zeytini ile ilgili coğrafi işareti aldık. Bu da 11. üründür. Şimdi şunu söyleyeyim Edremit zeytinyağı ile ilgili. Kaz Dağları'nın güney yamacında Küçükkuyu'dan başlayıp Havran'a kadar olan bölgede yetişen zeytinyağları çok özel. Neden? Ege Denizi'nden gelen yoğun iyot, Kaz Dağları'ndan gelen yoğun oksijen. Bir de Kaz Dağları'nda 32 tane endemik bitki var. Bu bitkinin verdiği flora asitliği düşürüyor. Zeytinyağında kaliteyi belirleyen özellik asitlik. Rasitin altında olana da dizem diyoruz, dizem. Burada 0.2 dizem, 0.3 dizem zeytinyağı üretiliyor. Bu Burhaniye'de yok, Ayvalık'ta yok. Oralarda marka var. İşte Komili markası mesela. Ama bizim marka Edremit'te yok. Marka verme, özür dilerim gibi böyle. Bizim Edremit'te de ticaret odası olarak uluslararası markamız olsun arzu ediyoruz. Hı hı. Şimdi o yüzden coğrafi işareti aldık. Üreticilerimize söylüyoruz. Diyoruz ki işte bu hologramı alın. Ürünlerinizin ambalajına etiketleyin. Ve Avrupa Birliği'nde tüketiciler bunu sorgusuz sualsiz tüketebilsinler. Hı hı. Bu şekilde çalışmalıyız. O kadar yani. Evet, o kadar. O kadar iddialısınız bu tabii, konuda. Tabii tabii. Edremit şimdi zeytin benim de açıkçası birazcık böyle zeytin ve zeytinyağı benim de hassas olduğum, hem tüketicisi olduğum için hem de yetişen bölgelerde yetiştiğim için aslında hassas olduğum bir konu. Yeterince önem veriliyor mu bunun, bu adresin yerel işaretli ürünü olduğuyla ilgili? Şimdi biz bu coğrafi işareti çok taze aldık. Daha böyle bir 6-7 aylık bir geçmişi var. Üretici firmalara gidiyoruz, bunu anlatıyoruz. Bunun ne kadar değerli, ne kadar kıymetli olduğunu farkına varın. Bu bir değerdir. Bu değerle ürünlerinizin katma değeri daha da artacak. Bunu anlatıyoruz üreticilerimize. Ama algı biraz yavaş oluyor. İnşallah zaman içinde inanacaklar. Onlar da bu konuda bizle beraber eş zamanlı yürüyecekler diye düşünüyorum. Turizmle ilgili neler yapmayı düşünüyorsunuz? Bir de onu alayım kısaca. Şimdi ben önce bir kısaca bir Edremit'in problemlerini bahsedeyim mi? Tabii ki. Tabii Edremit'in en büyük problemi imar. İmar sorunu yoğun göçle beraber hızlı bir şekilde artıyor. Şimdi düzensiz bir yapılaşma var. Bu düzensiz yapılaşmayla beraber altyapı sorunları hat safhaya ulaşmış vaziyette. Edremit'in 47 mahallesi var. 7 mahallesinde hala kanalizasyon yok. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Sene 2024. Cennet Kuzey Ege'nin başkenti Edremit'te hala 7 mahallemizde kanalizasyon yok. Arıtma yok. Deniz suyumuz kirli. Bu sene yani 2023 yazında hastaneye başvuranların tamamına yakını deniz suyu kirliliği kaynaklı virüslerden ötürü başvurdular. Böyle bir yapı var. Neden? Yoğun göçün önüne geçilemiyor. Dolayısıyla talep var. Neye talep var? Binaya, daireye talep konuta var. Konuta. Yoğun bir şekilde de bu talebi karşılamak için bir yapılaşma var. Bu yapılaşmayla beraber zeytin alanlarımız talan ediliyor. Plansız, hovardaca bir imar bunu çözeceğim var. Diyorsunuz, bunu imar lazım. Problemini. Bunu kesinlikle çözmemiz gerekiyor. Süremizi iyi kullanmak adına böyle araya girip sizi hızlandırıyorum. Tamam, tamam. Sonra söyleyemedikleriniz kalmasın istemiyorum. Fırsatınızı iyi kullanın istiyorum yani. Bir de birinci derece deprem bölgesinde Edremit. İki tane aktif fay hattı var. İşte 18 Mart 1953'te bir Yenice Gönen depremi oldu. Orada ciddi kayıplar oldu. Şimdi bina kalitemiz 30-40 yıllık binalarda beton direnci çok zayıf. Mevcut yeni yapılan binalarda da temel problemi var. Çünkü ıslak zemin, sulu zemin, sulak zemin Akçay Edremit. Dolayısıyla farklı bir temel yapısı yapılması gerekiyor. Birinci derece deprem bölgesi, Allah göstermesin 6,5 şiddetinde bir depremde çok büyük bir yıkım yaşayacağız. O yüzden kentsel dönüşümde şart olduğu bir bölge. 7'ye bile gerek yok gerek diyorsunuz, 6,5. Evet, 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 6,5. Yani siz depremsellik, altyapı ve üst yapı ile ilgili ve imar problemleriyle ilgili iddianızı ortaya koyuyorsunuz anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Ve gelişen ve artan nüfusa uyumlu bir belediyecilikten bahsediyorsunuz sanırım, evet, öyle evet, değil evet. mi? Çok güzel özetlediniz gerçekten. Son cümlenizi alayım o zaman. Son cümlemiz, Edremit'imizin yaralarını biliyorum. Onları incitmeden saracağım. Edremit'in hastalıklarını tespit edip onun konusunun uzmanlarıyla beraber iyileştireceğim. Edremit'imizi güzelleştirip Edremit estetiği kavramını oluşturacağım.
Edremit'te doğal kaynaklı veya insan kaynaklı ya da her ikisinin birlikte sebep olduğu afetlere karşı dirençli bir şehir haline getireceğim. Edremit'imizi çalışan, üreten, kazanan, huzurla tatil yapılan, kültürel etkinliklerin yoğun olduğu, okula rahatça gidilebilen, sağlıklı spor yapılan, her köşesine rahatça ulaşılabilen, sporda ve sanatta uluslararası alanlarda temsil edilebilen, keyifle nefis alınabilen, özgür insanların, medeni insanların, çağın gerekleriyle yaşayabileceği insanların, yani Cennet Kuzey Ege'nin göz bebeği, incisi, elması yapacağım. Edremit'in devası Tevfik Çelik. Biz de geliriz gezmeye, sefasını İnşallah. Sürmeye o zaman. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz Tevfik Bey. Ben Tevfik Bey'i uğurlarken kıymetli izleyicilerimiz, sizi harcamaya dair bir haberle baş başa bırakacağım. Mart ayında KMH, 2013'te kart kullanımı patladı. Çok teşekkürler. Ben teşekkür Ayağınıza ederim. Sağlık. İyi yayınlar diyorum. Sağ olun. Çok sağ olun. Kaç kredi kartınız var? 2. Borcunuz var mı? 55 bin. Artıyor mu borç? Tabii ki. Kredili mevduat hesapları ve kredi kartından nakit çekimde tarihi zirve görüldü. BDDK verilerine göre Mart'ın son haftasında KMH kullanımı %7,1 arttı. 202 milyar 850 milyon lirayla rekor kırdı. Kredi kartından nakit çekim ise Şubat'ta 121 milyar 255 milyon lirayla zirveyi test etti. Geçen yılın aynı haftasına göre artış %70 olarak hesaplandı. Nakit çektiniz mi hiç kredi kartı? Tabii nakit avans çekiyoruz. Yani onun da bir faizi var. Kredi kartından nakit çekimde Mart başında faiz %5'e çıkarıldı. Buna rağmen yılın ilk iki ayında kredi kartından nakit çekim 237,4 milyar liraya yükseldi. Geçen yılın aynı dönemine göre artış %17,4. Para yok, geçinmek için, daha doğrusu en baş temel ihtiyaçları karşılamak için kredi kartını kullanıyorlar. Hangi dertlerden muzdarip olsak üzerine daha çok külfetle geliniyor. 2023 yılına bakıldığında ise kartlı ödemeler patladı. Kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartlarla yapılan toplam ödemeler önceki yılın aynı dönemine göre %22 arttı. 8 trilyon 241 milyar lira oldu. Toplam kart sayısı ise 397 milyon adedi aşarak geçen yılın aynı dönemine göre %17 artış gösterdi. 2023'teki ödemelerde her 4 liranın 1 liradan fazlası internette harcandı. En fazla kartlı ödeme tutarı 48,8 milyar lirayla 29 Aralık'ta yılbaşı alışverişi için gerçekleşti. Kredi kartından en fazla nakit çekimse 19,1 milyar lirayla 17 Nisan'da, yani Ramazan Bayramı öncesinde yapıldı. İhtiyaç temel gıdalarda kullanıyoruz. Öte yandan nakit avans limitlerine %25 sınırı getirilmesinin ardından kamu bankalarından bir de taksitlendirme kısıtı geldi. Buna göre harcama sonrası taksitlendirme uygulamasının kapsamı daraltıldı. Yani giyim, market, elektronik ve benzeri alışverişlerde sonradan taksitlendirme yapılamayacak. Şimdi mutlaka seçim dedik bu sabah sevgili izleyenler. Yine mesajlarınız geliyor. Pazartesi günü aydınlık bir güne başlamak istiyoruz mesajını Emel Görgül göndermiş. Mutlaka seçim diyor. Yorulduk çoğunlukla, sıkıldık, sorunlarla mücadele eden her haber bülteninde zamlardan, cinayetlerden, hırsızlıktan, yolsuzluktan bunaldık diyor Ruhi Bey. Biraz yüzümüz gülsün istiyoruz artık. Gülüşe gülüşe çalışanların gülüşe gülüşe kazanmasını istiyorum. Gülüşe gülüşe çalışanlar gülüşe gülüşe kazansın diyor. Bu gülüşe gülüşe kazanacak olan Mesut Yar'dı galiba. Buradan Datça'ya da bu vesileyle selam göndermiş olalım. Evet, Mesut Yar da biliyorsunuz Datça'dan aday, kendisini de konuk etmiştik buradan. Bir izleyicimiz bizim üzerimizden Mesut Yar'a selam gönderiyor. Güzel de yapıyor. Devam edelim. Şimdi emekliden bahsediyoruz, harcamalardan bahsediyoruz. Yerel seçimin artık bir genel seçim havasında geçmesini kabul ettik. Emeklinin derdiyle hep beraber dertlendik. Çünkü biz de geleceğin emeklisiyiz dedik. Peki ya gençler? 1.032.610 genç. Bunlar sadece bu seçimde ilk kez oy kullanacak olanlar. Tamamı çok daha fazlası. Önümüzdeki yıl 100 bin öğrenciye karşılıksız 15 bin lira destek vermeye karar verdik. Üniversite öğrencilerimizin hesaplarına 10 bin liralık eğitim desteğini hemen yatırmış olacağız. Üniversite öğrencilerimize her ay 1500 lira burs vereceğiz. 15 bin lira, 10 bin lira, 1500 lira. Üniversitelilere maddi destek adayların ortak gündemi.
31 Mart'ta 1.032.610 genç ilk kez oy kullanacak. 200 bin İstanbul'da. Gençlerin oyu sonuçta belirleyici olacak. Adayların vaatlerinde de gençlere destek ilk sıralarda. Açtığımız bu 14 yurdun üstüne daha fazla yurt açacağız ve kapasitemizi daha da yukarı taşıyacağız. Dileğimiz, isteğimiz bu dönem bunu 15 bin gence çıkartmak. Öğrenci evlerinde gençlerimizin yükleri biraz ağır. Orada her ay öğrenci evine 25 metreküp doğalgaz desteği vereceğiz. İyi akşamlar. Nasılsınız? Sevgili gençler. Bak sözümüzü tuttuk. Pidemizi de getirdik. Kimi zaman iftar sofrasında buluştu adaylar gençlerle, kimi zaman da kütüphanede. Kütüphanelerimiz için çok teşekkür ederim. Bize finalleri yine hep orada çalışıyoruz. Vaatlerin başında maddi destek ve yurt sayılarının artırılması var. Hemen her aday gençlerin ulaşım masrafına da ayrı başlık açıyor. Burstan yararlanamayan 100 bin gencimize ise ücretsiz ulaşım desteği sağlayarak desteğimizi bir kısım daha yukarıya taşıyacağız. Artık ilkokul ve ortaokul öğrencilerimizden de toplu taşımada herhangi bir ücret alınmayacak. Aylık öğrenci bileti 5 lira 18 kuruşa, aylık abonman bileti ise 250 liradan 150 liraya düşecek. Ulaşım ücretsiz olacak. İlk orta lise üniversite seviyesindeki tüm öğrencilerimiz İstanbul'da ücretsiz ulaşım sağlamış olacaklar. Bir diğer konuğumuzla devam ediyoruz. Parti ayırmaksızın pek çok konuğumuzu, pek çok ilçemizi Anadolu'dan veya İstanbul'dan veya Ankara'dan burada ağırlıyoruz. Ali Talip Özdemir AK Parti'den Bakırköy Belediye Başkanlığı'na yeniden aday. Kendisi aynı zamanda kısa dönem Devlet Bakanlığı, bir dönem Çevre Bakanlığı yaptı ki galiba Çevre Bakanlığı'nda ilklerden bir tanesi. Yanlışım varsa lütfen düzeltin. Bugün adayı olduğunuz Bakırköy'de de aslında ANAP'ta siyaset yaptığınız dönemde iki dönem belediye başkanlığı yaptınız. Toplam kaç yıl? Ben 16 yıl 16 belediye yıl. Başkanlığı yaptım. Hoş geldiniz, günaydın. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ezgi Hanım sağ olun, günaydın. Herkese günaydın diyorum böyle. Hayırlı bir gün olsun bizim için. Bakırköy için olsun. Yeniden kolları sıvadınız. Evet, evet. Sayın Cumhurbaşkanı beni davet etti. 2 saatlik bir sohbetimiz oldu. Dedim ki efendim ANAP'lıyım ben, hiç parti değiştirmedim. Dedi ki bizim yaptığımız araştırmada senin ismin çıkıyor Bakırköy'de. Bu sefer ihtiyacımız var. Devletimizin Cumhurbaşkanı. Döndük baktık tekrar. Benim çocuklarım Bakırköy doğumlu aslında. Hı hı. Ben Bakırköylüyüm. Ama viran olmuş bir Bakırköy gördüm ben. Bıraktığım Bakırköy'ün yerinde yerler esiyor. Çok sıkıntılı bir Bakırköy'dü. Üzüldüm tabii. Çok hızlı bir şekilde ekip arkadaşlarımızla, projelerimizle beraber yaklaşık 2 aydır bu çalışmayı yapıyoruz. Ekip arkadaşları derken bizim bir kabineyi idare edecek kadar müsteşarımız, bakanlarımız, arkadaşlarımız var, genel müdürlerimiz. Çünkü ben, siz biraz önce söylediniz, aslında 4 dönem bakanlık, Çevre Bakanlığı, 16 yılda belediye başkanlığı görevim oldu. 2 dönem milletvekilliği, evet. ANAP'ta genel başkan yardımcılığı, sonrasında kısa bir dönemde olsa 2002'de genel başkanlık. Ben genel dersime başkan çalışırım. Oldum, evet, maşallah. Evet. Bakan Bey. En son ayrıldığımda Sayın Cumhurbaşkanımıza da onu iletmiştim. Ben dedim ANAP genel başkanıyım. Yani dönüp tekrar Bakırköy'e ne demem lazım? Dedi ki artık görev sizin. Biz de o yüzden gerçekten Bakırköy'ün ihtiyacı olan projeleri gerçekleştirmek üzere döndük, çalışmaya başladık. Nedir Bakırköy'ün ihtiyacı? Vallahi her şeye ihtiyacı var. Bakınız yani o kadar sıkıntı ki bugün mesela tekrar bir uyarı geldi biliyorsunuz. 4,7 Elazığ'da. Bayağı ürktüm yani gece yarısı. Ben hiç uyumadım. Onu izledim. Bakırköy aklıma geldi. Allah korusun. Bakırköy'de 12 bin yapı stoku var. Bunun 10 bin tanesi çok acil. Hemen kentsel dönüşüme girmesi gerekiyor. Acil. 700 tanesinde 2,87 nüfus oranı itibariyle 22 bin kişi yaşıyor. Ve bunlara ben taput diyorum. Ufacık bir. Yani bu Elazığ'da olanın bir kat üzeri sarsıntı olsaydı 22 bin kişi orada hayatını kaybedecekti. Çok acı. Sabah sabah bunu söyleyip insanları ürkütmek istemiyorum. Yani ama o büyük İstanbul depremine falan varmadan. Allah korusun. Yani ben bunları söyleyerek tekrar ifade etmek istiyorum. İstanbul'da hemşerilerimi, Bakırköy'le hemşerilerimi üzmek istemiyorum. Ama sıkıntılı bir durum var. Bunu böyle proje hazırlayalım, ekip getirelim, yaparım değil.
Ben çünkü Çevre Bakanı'yken kentsel dönüşümü de hazırlayanlardan bir tanesiyim. Ekibimiz o konuda çok ciddi hizmetler verdiler. O konuda hazırız. Hazırladık projelerimizi, gelip uygulamaya koyacağız. Yani artık ben depremi problem olarak, büyük bir problem ama çözümü için bir problem olarak görmüyorum. Mesela herkes soruyor, diyorlar ki bizim yani taşınacak, gidecek yerimiz yok. Ne yapacağız? Biz onların yerini de ayırdık. Havaalanında 300 bin metrekare bir kapalı alan var o bagaj kısmının içinde. Orada yaklaşık o projeyi yapan müellifi çağırdık. Dedik ki buraya kaç tane 2+1 yapabilirsiniz çelik konstrüksiyonu? 6 ay içerisinde 80 bin konut yapılabiliyor. Bakınız biz vatandaşın değişimde yerini oraya götüreceğiz. Ücret almayacağız. Bir de belki vatandaş biliyor bilmiyor ama devletin bir katkısı var. Yeniden ilave edilen 700 bin TL bir katkısı var. Bir de 100 bin lira hibesi var. 800 bin lira para alacaklar. Biz bir de belediyede oluşturduğumuz kaynakla takviye edeceğiz. Yani para ödemeden ve kira vermeden biz vatandaşı orada istihdam edeceğiz. Çok kısa bir süre içinde de konutunu yapacağız. Nasıl yapacağız? Müteahhiti biz seçeceğiz. Bakın en büyük sıkıntı o. Evet. Biz vatandaşla beraber müteahhiti... Müteahhiti seçiyor olmak soru işareti getirmez mi? Hayır, vatandaşla beraber. Biz birlikte oturup seçeceğiz. Biz takip edeceğiz. Yani müteahhit bizim müteahhitimiz olmayacak. Vatandaş getirecek. İstihkakını biz beraber vereceğiz. Siz aradaki takip, kurum olacaksınız. Takip olacak, evet. Çünkü bakın ben şunu söyleyeyim. Biraz önce hani size sorun olmaz mı dediniz. Ben yaklaşık uzunca bir süre politika yaptım. Bugün huzurunuzda eğer çok açık bir şekilde ben tekrar Bakırköy'e adayım diyebiliyorsam bu hiçbir usulsüzlüğün olmadığı için, alnımızda bir çizik olmadığı içindir. Ben çocuklarımı haram yedirmedim. Çok 150 bin tane encümen kararı aldık biz Bakırköy'deyken. Bakırköy 5 tane belediyeydi, hatırlar mısınız bilmiyorum. Siz gençsiniz, bilmezsiniz. Ben bir de o kadar eskiden Bakırköylü de değildim. Evet, ben 5 belediyeyi idare ettim. 2,5 milyon nüfusu vardı. 150 bin encümen kararı aldık. Ama o encümen kararından bir tanesi geri dönmedi. Bakınız ne kadar mutlu. Hakkımızda açılmış hiçbir dava olmadı. Allah'a şükürler olsun. Ve huzurunuzda tertemiz diyoruz ki gelin Bakırköy'ü birlikte idare edelim. İşi bilen insanlarla yapalım bu işi. Bir ekiple beraber yapalım. Deprem bunun için en önemlisi. Bir de araştırma yaptık. Ben de onları soracağım. Araştırmalar, sokağın yansıması. Araştırmada ne çıktı biliyor musunuz? Deprem değil problem. Trafik. Öyle mi? Evet. Birinci trafik çıktı. Aslında deprem de vatandaş artık o kadar bezmiş ki günde 4 saat trafikte kalıyor. Yani ömrünün 4 saatini günde trafiğe veriyor. Bakırköy'de de trafik kilitlenmiş durumda maalesef. Mesela İncirli Caddesi vardır Bakırköy'ü biliyorsanız. Ortada bir refüj vardı. Biz 90'da bir Çinli firmayı çağırdık. Havaray sistemiyle İstanbul Caddesi'nden sahile kadar inecektik. Ama gelin görün ki ortadaki refüj kalkmış, kaldırımlar genişlemiş. Bir tek yön olmuş ve trafik kilit. Hele akşamları oradan geçmek mümkün değil. Bizim bunu çözmemiz lazım bir an önce. İşte bizim Şükran Çiftliği var belediyemizin önünden geçen. Altyapıyla artık Özgürlük Caddesi, İstanbul Caddesi ve sahile çıkacağız. Bakın o kadar geniş bir sahilimiz var. Biz deniz trafiğini kullanamıyoruz. Maalesef hiçbir deniz aracı çalışmıyor. Bu İstanbul'un genel bir aslında serzenişi. Avusturya'da bir araştırma yaptı arkadaşlarımız. Orada deniz araçları artık 4 ve 8 saniyede yanaşma imkanına sahip. 18 kişilikten başlayarak otomatik olarak bunu yap işlet devlet olarak 50 tane deniz aracı getireceğiz. Silivri'ye kadar gitme imkanına sahip olacaklar. Üsküdar'a kadar gitme imkanı. Yani demek istediğim şu. Biz trafiği deniz ve karayolunda çözeceğiz. Bu işi biliyoruz. Onun için kimsenin endişesi olmasın. Ve de çok hızlı bir şekilde teknolojiye uygun olarak yapacağız. Bakınız. Eskiden vatandaşlar Bakırköy'e girdiğinde tabelaya bakmazlardı. Bakırköy'e girdik derlerdi. Çünkü yemyeşil, düzgün yapısı, stokuyla, çevresiyle, etkili, her şeyle mükemmel bir Bakırköy gözükürdü. Şimdi viran olmuş bir Bakırköy. Onun için bizim çok hızlı hemen devreye girip düzeltmemiz gerektirir. Seçmen kitlesiyle ilgili bir fark görüyor musunuz? Sizin hani koltukta 16 yıl başkanlık yaptığınız dönemle bugün arasında uzunca yıl var. Seçmen kitlesi ne kadar değişmiş, nasıl değişmiş, ne yöne değişmiş? Vallahi şimdi mesela 10 yıldır bir doktor arkadaşımız idare ediyor Bakırköy'ü. Ve kendi partisi artık ona aday yapmadı. Çünkü çok kötü intibalarla ayrıldı. Ama maalesef yerine bir doktor arkadaş daha atadılar.
Ben doktorluk mesleğine çok saygı duyuyorum. Siz? Bir hanımefendi arkadaşımız geldi. Çok hanımefendi gerçekten başarılı olabilir kendi mesleğinde. Ama belediyecilik çok farklı. Siz makine mühendisisiniz. Ben yok doktorum ben. Siz de doktorsunuz. Ama benim doktoram İstanbul. Hmm. Ben makine yüksek mühendisi, yüksek lisansımı yaptıktan sonra doktora tezimi Bakırköy ve İstanbul için yapmıştım. Akademik olarak doktor, evet. Anlıyorum. Yani bir üniversite ekibiyle beraber oturup tartışabilecek bilgi birikimine sahibiz. Bunları biz Bakırköy'e tekrar aktarmak istiyoruz. Bütün hevesimiz, bütün amacımız bu. Onun için geldik. Aslında bu saatten sonra ben ANAP Genel Başkanlığından sonra Bakırköy'ün bana vereceği başka bir titri yok. Ama Bakırköy'ün ihtiyacı var. Hı hı. Yani bunlar... Sizin heyecanınız biraz Bakırköy'e dair ama Bakırköy'de Cumhuriyet Halk Partisi ile özdeşleşmiş bir adres son yıllarda. 2019'daki seçime baktığınızda neredeyse oransal olarak sizin partinizle iki kattan fazla bir fark var. Efendim şimdi burada parti işini hiç konuşmuyorum ben. Hı hı. Ben Cumhurbaşkanımıza da arz ettim. Ben ANAP'lıyım. ANAP'lıyım diyorsunuz. Bir, Cumhur İttifakı'nın adayıyım. İki, bu parti meselesi değil. Bakın ben 16 yıl belediye başkanlığı yaptım. Bu süre içerisinde söylediğim tek laf şu. Ben belediyeye girerken parti gömleğimi çıkarıp giriyorum. Çalışanlar, vatandaş hepsi bizim vatandaşımız. Sizin döneminizde belediyecilik gerçekten öyleydi. Belki de siyaset de daha hemzemindi. Şimdi artık siyasetten ayrı hiçbir konuyu konuşamıyoruz. Bakın biz onu getireceğiz tekrar Bakırköy'e. Çok samimi söylüyorum. Siz de gelip o bizim kuracağımız yaşam merkezinde 40 dönümlük bir arazide inovasyon merkezi oluşturuyoruz. Onun içinde bir yaşam merkezi var. Artık Bakırköy'ü biz Avrupa kenti haline getireceğiz. Bir level atlatacağız, bir üst derece. Orada şunu arz etmeye çalışıyorum. Bakırköy, Atatürk Türkiye'sinde kadim bir medeniyetin idaresi. Hep bunu söyledim ben size. Var olduğum süre içinde de 90 yılından itibaren. Niçin kadim medeniyet? Süryanisi var, Ermenisi var, Türk'ü, Kürt'ü, Lazlı, Çerkez'i, Sünni'si. Kim olursa olsun, Alevisi, hepsi bizim vatandaşımız. Hepsini kucaklamak zorundayız. Biz ateş çemberi olan bir coğrafyada yaşıyoruz. Bir de kendi aramızda bölünürsek yazık. Onun için parti lafı yok. Kim iyi yaparsa ben de gidip oyumu ona vermeye söz veriyorum huzurunuzda. Ama bu işi bilen yapsın ne olur. Bakın 10 yıldır Bakırköy'de bir hekim arkadaş, Bakırköylülerin hepsi gidin konuşun, hepsinin büyük şikayeti var. Onun için biz burayı düzelteceğiz. Ve parti lafı etmeden, parti yok, belediyecilik var, hizmet var. Bir de bunu kucaklayarak. Ben ismimi ortaya koyuyorum diyorsunuz, devlet evet, tecrübemi. Evet. Şimdiye kadar yaptıklarım ortada ve birikimimiz ortada. Bakırköy tecrübesi yani ortada. Bunu söylerken de lütfen enaniyet ben demek istemiyorum ama yaptıklarım bu. Hep evet ilkleri evet getirdim. Yani aslında mesela, bir arama motoruna bakıp herkes görebilir bunları zaten. Mesela bak, parlamentoda ilk devlet imzasını ben vermiştim, teklifini. O zaman da bana parlamenterler demişlerdi ki yani devlet ne demek bu? Bakın elektronik devlet ne hale geldi, devlet. O zaman için çevreyi anlatırken ot ve çöple uğraşmayın demişlerdi bana. Bakın çevre, bugün dünya atık günü. Bütün dünyada geriye recycle'ın... Çevre dünyanın konusu evet, bugün artık. Evet, recycle'ın kullanıldığı. Biz 90'da bir geriye dönüşüm tesisi kurmuştuk. Kompost gübre elde ediyorduk çöplerden. Dönün bakın, o tesis satılmış. Perişan olmuş. Tekrar biz kompost gübre, yani kaynak üretme konusunda da Bakırköy'de çok ciddi bir çalışmamız var. Bu inovasyon merkezinde teknoloji ön plana çıkacak. Hı hı. Ezgi Hanım, bakınız şimdi cep telefonunuz var sizin. Hı hı. Bir oraya bir program indireceğiz. O programla siz belediyedeki doktorla görüşeceksiniz. Böyle hayal değil. Hemen şimdi yapabilecek durumdayız. Çünkü İstanbul'da 36 firma bunu kullanıyor. Büyük holdingler. E-Sağlık portalı. Ayrı bir aplikasyonu indiriyorsunuz. E-Sağlık belediyedeki doktor ve inovasyon merkezimizdeki olacak sağlık merkezinde görüşebiliyorsun. Şeker ilacı için adam bir hafta bekliyor. Belli hastalıkları olanlar çok sıkıntı için. Onlar artık hiç beklemeden doktoruyla görüşüp ilacını yazdırabilecek durumda olacaklar. Bu da enteresan evet, ve daha önce örneğini duymadığım bir proje. 1580 sayılı yasada bunlar mümkün. Bunu yapacağız. Mesela yeni gelecek arkadaşlar için söylüyorum. 3194 İmar Kanunu, 3030 sayılı yasayı rahmetli Özal Adnan Kahveci ile bize vermişti. Mehmet Keçiciler ile beraber. Biz uzun süre çalıştık. Büyükşehir Kanunu. Bakın ne kadar faydası oldu. Dalan bir üst seviyeye çıktı. Yani söylemek istediğim şu. Bu inovasyon merkezinde bilişim ağırlıklı olacak. Teknolojiye ön plana çıkacağız.
Orada gençler oyun oynayacaklar. Bilgisayarlarıyla beraber oyun oynama imkanına sahip olacaklar. Mesela ciddi manada bir otopark problemi var. Biz artık katlı otoparkları devreye sokacağız. Cumhuriyet Caddesi'nin altına çıkacağımız yoldan 4 katlı bir tarafta, 6 katlı bir tarafta otoparklar olacak. Bütün bunları yaptığımız zaman Bakırköy'de birçok şeyi çözmüş olacağız. Mesela biz kültür sanatta ilk defa özel ödenekli tiyatroyu kurmuştuk. Yunus Emre Kültür Merkezi. O Türkiye'nin ilk özel ödenekli tiyatrosudur. Ama gelin görün ki o tiyatroyu şimdi kiraya veriyorlar. Bir de İstanbul Caddesi'nde kurduğumuz kültür merkezi satılmış. Ben Bakırköy'le hemşehrilerime söz veriyorum. Geldiğim zaman bir kültür merkezi olacak Bakırköy. Cangıl cangıl gençlerin müzik yaptığı ve insanların orada huzur içerisinde tiyatro yaptığı bir yer olacak. Çünkü bugün bütün dizi sanatçılarımız Müşfik Kenter ve Yıldız Kenter rahmetli onların yöneticiliği yaptığı bir tiyatroydu. Oradan yetiştiler. Ben dışarıda çok gördüğüm zaman sarılıyoruz onlara. Evet. Çok ben sürenizi iyi kullanın istiyorum. Evet. Son dakikalarımız aslında süremizi de aştık. Kaynak olarak şunu arz edeyim. Neden, nereden olacak bütün bunlar? Mesela dönüp baktım ben. Hiçbir çatının üzerinde güneş paneli yok. Solar enerji. Yenilenebilir enerji kaynaklarını ben teklif olarak parlamentoya getirmiştim. Rüzgar enerjisi ve güneş enerjisi. Ham maddesi kum. Çinli firmayla anlaştık. Getirip diyorlar ki yap işlet bütün devlet binaları, apartmanlar. Mesela apartmanlarda artık elektrik parası iyice arttı. Yani üçte biri düşecek ödedikleri para. Ücretsiz elektrik kullanabiliriz. Temiz enerji. Onu getir. Kompost. Bir de topraksız tarım. Belki duydunuz. Bu stüdyoda eğer biz topraksız tarım yapacak, domates üreteceksek bütün binaya yetebilecek kadar bizim domates üretmemiz mümkün olacak. Bütün bunları sayarken huzurlu, kaynaşmış, biraz önce söylediğim gibi Atatürk Türkiye'sinde kadim bir medeniyetin oluşmasını, herkesi kucaklayacağız, parti gömleğini çıkaracağız, başarılı bir belediye örneğini ortaya koyacağız. Biz bunu biliyoruz. Ekibimiz hazır, projelerimizi zaten yaptık. Bakırköy'ü ben 2 yıl idare ettim. Çok da mutlu, %52,5'tu benim ikinci dönem, oy aldığım dönem. Şimdi inşallah daha iyisini, yani parti meselesi değil. Bakın, biraz önce sordunuz. Çok açtım süremi. Beşiktaş, ben Beşiktaşlıyım. Takım tutar gibi eğer partiye oy verirseniz ne olur ben hemşerilerimden rica ediyorum. Bu sefer gidip kim iyi yapacaksa benim için değil ama iyi yapana oy verin ve Bakırköy kazansın. Söylemek istediğim o. İnşallah hayırlı olacak. Ali Talip Özdemir hem bakanlık tecrübesini hem de Bakırköy tecrübesini ortaya koyuyor. Ben Anaplıyım diyor. Parti gömleğiyle değil ismimle geliyorum diyor. Hayırlısı olsun diyelim. Ayağınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Şimdi biz reklama gidiyoruz. Son bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Son bir cümle lütfen. Çok aştım süremi çünkü çok haksızlık oluyor başkalarına. Estağfurullah. Ben hep çevre bakanıyken bir ağacın kesilmesiyle ilgili çok kısa bir şiir vardı. Onunla bitirmek istedim. 30 yani saniyemiz falan var. Yarıda kesebilir arkadaşlarım diye üzülüyorum. Bir telli kavak büyürdü Dogayın Çiğdeneli köyünde. Usuldan usuldan yerin karanlığına azat olmuş aydınlık sular yürüdü ayakların ucunda. Kendi halineydi telli kavak. Saman yolunu düşünürdü yaprak yaprak. Gel zaman güç zaman kızını verecekti Çiğdeneli Halil. Cedimindeki ise yetmezdi. Bir gece sabaha karşı ver yansın ettileri baltayı tellinin ayak bileklerine. İlk vuruştan uyandı. Aman dedi telli kavak kıyman. Sular bulandı ayakların ucunda. Yapraklar yalvardı hep birazdan vurman. Aman zaman dinlemezdi Çiğdeneli Halil. Oradan oraya atıldı. Boynuna 4 demir çakıldı. Çankırı'ya bez mavzeratı bir uzaklıktaki tepenin duldasına çakıldı. Telefon direği oldu telli kavak. Telgrafın telleri vınladı durdu boynunda. Geceleri saman yoluna baktı. Suları düşündü ayakları ucunda. En sonunda bir türkü söyledi telli kavak. Telgraf. Verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor. Ekle sokağa
Sayın Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Hakkımızı istiyorum. Emekler hakkını istiyor. Boyalı kağıt taşıyoruz cebimizde. Alım gücü mü kaldı? Alım gücü yok. Bugüne kadar bir Ankara'dan toplanıp gelenler vardı biliyorsunuz. Ankara, güzel Ankara. Seni görmek ister her bahtı kara. Balkanlar sevinecek, Gazze sevinecek, Ağızka Türkleri sevinecek. Dün anadan babadan kalan tarlaları verelim, yine onu alamayız, satın alamayız. Takas yapalım. Takas yapalım. Hazırım. Anneden ve babadan kalan bütün tarlaları diyorum. Ankara'dan abim geldiğinin yerine Ankara'dan Bakanlar Kurulu geldi diye bir türkü bestelettireceğiz bunlara. Bir baktım. Komutanım merhaba, merhaba. Aleyküm selam, sağ ol. Sandık milletin mahkemesidir. Sandık günü hesap günüdür. 20 sene sonunda getirdiler Türkiye'yi bu noktaya. İşin içinden de çıkamıyorlar. Neden? Düşünüp taşınacağız. Kime oy verecek olduğunuzdan da bağımsız olarak mutlaka sandık diyeceğiz. Biz aynen böyle söyledik bugün başlıkta. Mutlaka sandık başlığı altında siz de pek çok mesaj gönderiyorsunuz. Nasıl adaylara kürsü sunduğumuz gibi size de mesajlarınız üzerinden fırsat sunmaya devam edeceğiz ilerleyen dakikalarda. Ama seçime bir gün kala en çok konuşulan gündem maddeleriyle siyasetten bahsetmeyi sürdürüyoruz. Özellikle yeniden Refah Partisi sanki biraz oyun belirleyici, biraz daha adından söz ettirdiği bir dönemde siyasi olarak. Şu günlerde bakın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Fatih Erbakan arasındaki diyalog nasıl sürüyor? Siz diyorsunuz ki yeniden Refah CHP'ye kazandırır. Bir dönem bizim yanımızda oldukları halde şimdi sadece AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na kaybettirerek CHP'ye seçim kazandırmaya çalışanların söylemlerine itibar etmeyeceğiz. Sizin bu mantığınızla gidecek olursak o zaman İstanbul'da DEM Parti AK Parti'ye kazandırmak için seçimlere giriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kez de İstanbul'dan yeniden Refah Partisi'ni hedef aldı. Fatih Erbakan'sa İstanbul'da aday gösteren DEM Parti ve İYİ Parti de AK Parti'ye kazandırmak için mi seçime giriyor diye sordu Erdoğan'a. Bu mantıkla giderseniz Kandil'le iş tuttuğunu ifade ettiğiniz DEM Parti de AK Parti'ye seçimleri kazandırmak için giriyor. İYİ Parti de AK Parti'ye seçimleri kazandırmak için giriyor. Hiçbir iddiası, elle tutulur hiçbir projesi olmayanlarla oyumuzu ziyan etmeyeceğiz. O zaman sadece iki tane parti seçime girsin. Diğer hiçbir parti girmesin. Böyle seçim, böyle demokrasi, böyle sistem mi olur? Fatih Erbakan seçime girdikleri tüm illerde, ilçelerde iddialı olduklarının altını çizdi. İstanbul'da adayını geri çekmesi yönünde iktidar cephesinden gelen açıklamalara karşı da ses yükseltti. Ey troller, bizim şartlarımız belli. İktidar İsrail'le ticareti sonlandırdığını ilan etsin. Malatya'da İsrail'i korumak için kurulan Kürecik radar üssünü kapattığını ilan etsin. Emeklimizin maaşını 10 bin liradan 20 bin liraya çıkardığını ilan etsin. Biz bugün İstanbul adayımızı çekmeye hazırız. Alın bakalım size Odri Meydan. Basiret ve aklı selimle hareket ederek 31 Mart seçimlerinde en hayırlı kararı vereceğiz. Bazı zavallı tipleri çıkarmışlar. Erbakan Hoca olsaydı aday çekerdi. Ya Erbakan Hoca'nın 42 senelik siyasi hayatında hiçbir yerde Milli Görüş'ün adayını bir başka parti adayı lehine geri çektiğini gördünüz mü? Başka bir parti kazansın diye aday çıkarmadığını gördünüz mü? İşte dün böyle bir gündem vardı Yeniden Refah Partisi ile AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında daha ziyade. Akşam saatlerinde Orta Sayfa Türkiye'nin en çok izlenen tartışma programı yine NAV ekranlarındaydı. Ve Türkiye'deki gelişen gündemin tamamı masaya yatırıldığı gibi Yeniden Refah Partisi ile özellikle AK Parti arasında en çok konuşulan konu başlıklarından bir tanesi. Biliyorsunuz İsrail ile ticaret meselesi. Başka partiler de muhalifler de dile getiriyor ama iki parti arasındaki en önemli diyalog ekseni burada
oluşuyor. Bu konu da masaya yatırıldı. Bakın orta sayfanın deneyimli gazetecileri İsrail'le ticaret meselesini seçimle nasıl ilişkilendiriyor? Ticaretten sorumlu Bakan Ömer Bolat, %3 İsrail'le ticaretimiz azaldı Gazze katliamından itibaren dedi ve bu açık bir itiraf. Yani biz İsrail'le ticaret yapıyoruzun itirafı. Şimdi Cumhurbaşkanı da bir yandan diyor ki Fatih Erbakan'a yönelik bunu istismar ediyorsunuz. Bunun neresinde istismar var? Yok, kendi bakanı bizzat itiraf etti. Yani bunu CHP yapsaydı bu kampanyayı hiçbir şey yaramazdı ama bizzat muhafazakar cenah yaptı. İşte bir taraftan o gemiler videosu, Saadet'in öbür tarafta yeniden refah kampanya yürütüyor. Deva Partisi lideri çok ağır konuştu. Kendi tabanlarından, ortak tabanlarından tepki gelince tabii bir karşılık buluyor. O nedenle zaten Cumhurbaşkanı da bu hassasiyet sömürüsü yorumunu yaptı. Ortada bir sömürü falan yok, ortada bir gerçek var. Türkiye'nin İsrail'le ticari ilişkisi değişik alanlarda gidiyor yani. Mescid-i Aksa'ya Filistinliler girmesin diye dikenli tel çekiliyor. Bakıyorsunuz Made in Turkey. Ve bu beyefendilerin, yani AK Parti camiasından beyefendilerin gemileriyle falan gidiyorlar yani. Bakıyorsun akşamları Ramazan ayındayız, muhafazakar halkımızın sofralarında Kudüs hurması nereden geliyor? İsrail'den 14 milyon dolarlık Kudüs hurması ithal edilmiş İsrail'den ve Suudi Arabistan'ı geçmiş rakam. Yemeği verin kardeşim. Ya manda yoğurduna da başka bir şey katın yani. Şart mıdır? Ben hak veriyorum ve bu sefer iktidar Gazze burada miting yapmasını biliyorsunuz. Gazze mitingini AK Parti seçim mitingine dönüştürmeyi biliyorsunuz. O zaman bu ticaretin hesabını da vereceksiniz. Devlet şirketlerinin satışı yok diyorlar. İsrail'le ticareti yasaklayamazlar yani. Hele ki şu durumda hiç yasaklayamazlar. Yani tamam, şimdi diplomasi bakımından Türkiye hakikaten hani pek çok alanda aktif bir konumda. Birleşmiş Milletler'de olsun, başka alanlarda olsun, Filistin halkının savunulması bakımından. Ancak bu ticaret meselesinde tabii açık veriliyor ve hani izah da edilemiyor. Sonuç olarak siz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak İsrail'e bir ticaret yapıyorsunuz. Yani bunun ekonomik boyutu olduğu kadar aslında biraz da bence stratejik boyutu da var, politik boyutu da var bundan vazgeçememe halinin. Yani hal böyleyken böyle biraz vicdandan, hakkaniyetten falan söz etmenin de artık hiçbir anlamının kalmadığını görmek de insanı şey yapıyor, üzüyor. İnsani açıdan evet. Üzüyor. Hiçbir kıymeti yok yani. Yani muazzam da bir riyakarlık görüyoruz. Evet. İsrail'le ticaretin devam ediyor olması özellikle sağ partilerin dilinde. Seçim süreci boyunca bakalım sandığa yansıması olacak mı olmayacak mı? Bu da yarın akşam saatlerinde belli olacak ki sonuçlar yine nav ekranlarından izlenecek. Şimdi artık yavaş yavaş havanın ısındığı günlerde su meselesini düşünmeye başlıyoruz. Hatta suyla ilgili tasarruf çağrıları şimdiden gelmeye başladı. Bu yıl yağışların olması aldatmasın. Türkiye için kuraklık tehdidi sürüyor. Alarm seviyesinde çok da azalma yok. İstanbul'un barajlarında doluluk oranı %81'i aştı ama Ankara ve İzmir'de %50 bile olamadı henüz. ASKİ su tasarrufu çağrısında bulundu. Başkent Ankara'da kişi başı günlük tüketilen su miktarı 200 litre civarında. Barajlardaki son ölçüm 28 Mart'ta yapıldı. Ankara'ya içme ve kullanma suyu sağlayan barajların toplam doluluk oranı %47.99, aktif doluluk oranı %40.95 olarak ölçüldü. ASKİ Genel Müdürlüğü Ankaralılara su tasarrufu çağrısını yineledi. Su kaynaklarımızı verimli kullanmak için suyumuzu bilinçli tüketelim dedi. İzmir'de bu yıl az yağışlı bir kış geçirdi. 29 Mart tarihi itibarıyla kentteki baraj doluluk oranı 41.86. Yani Ankara gibi İzmir'de de barajların yarısı bile dolmadı henüz. İstanbul biraz daha şanslı diğer illere göre. Mega kentin barajlarındaki doluluk oranı %81'i geçti. Kuraklık manzaralarını tersine çevirmekse kolay değil belki ama mümkün.
Antalya Korkut elindeki gibi susuzluk nedeniyle yıllardır kuru tarım yapılan Beyiş Susuz Mahallesi'nde sulu tarıma geçildi. Köyümüzün adı üstünde susuz. Yıllardan beri yer altında yer üstünde suyumuz yok. Bu faaliyetle köyümüzde çok büyük farklılıklar oluştu. Antalya Büyükşehir Belediyesi hayata geçirdi projeyi. 2000 dekar araziye modern sulama sistemi kuruldu. Deneme aşaması geride kaldı. O kurak topraklar ilk kez suya doydu. Bugün tarihe tanıklık yapıyoruz. Dünya oluşumundan beri hiç sulanmayan araziler bugün suyla buluştu. Bir tarımcı, bir ziraat mühendisi ve bir sulamacı için en mutlu günlerden birisi. Amacımız 60-70 yıl önce susuzluk sebebiyle terk edilmiş olan bu köyün tekrardan gençlerin tarıma kazandırılması, bölgenin tekrar tarım alanlarına kavuşmasını desteklemek. Kuraklık nedeniyle susuzdan göç edenler şimdi köylerine geri dönmenin hazırlığı içinde. Buraya ilk su geldiği için çok memnunuz, teşekkür ederiz. Bizim suyumuz olmadığı için her şeyden mahrum kaldık. Su önemli ama seçim de önemli. Şimdi biz konuk ağırlamayı sürdürüyoruz. Bu kez adresimiz İstanbul Bayrampaşa. Hasan Mutlu yayın konuğumuz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bayrampaşa'dan belediye başkan adayı. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk efendim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Saha nasıl, çalışmalar nasıl? Saha oldukça iyi. Vatandaşımızın teveccühü çok iyi. Bayrampaşa'mız sonra demografik yapısı gereği çok böyle sıkıntı olmayan bir kentimiz. Bir ucundan bir ucu 7,5 kilometre vatandaş, herkes komşuluk ilişkileri, akrabalık ilişkileri, mahalle kültürünün hala yaşanmış olduğu işlerimizden birisi olduğu için ben de orada 34 yıldır eğitim sektöründe eğitimcilik yapan bir kişiyim. Partimize de 10 yıllık ilçe başkanlığı yaptım. Dolayısıyla sahada oldukça büyük bir teveccüh var. Hızlıca ben tanıtmak isterim sizi. Fizik matematik mezunusunuz. Samsun 19 Mayıs evet, Üniversitesi'nden efendim. Eğitimci olarak aslında meslek hayatına başlamışsınız. Bir dönem hukuk fakültesinden geçmişliğiniz var. Evet, evet, 2011'den beri Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilçe başkanlığı yapmak suretiyle siyasete adım attığınızı görüyorum. Evet. Vefa Lisesi mezunusunuz. Evet. Bir de tabii ki Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Bayrampaşa'daki kurucu başkanlığını yapmışsınız. Evet. Hem siyasete hem Bayrampaşa'ya hakim bir profil. Aslında arama motoruna bakıp herkesin de ulaşabileceği bilgiler evet, bunlar. Şimdi Bayrampaşa'ya talibim diyorsunuz yönetmek için. Evet efendim. Bayrampaşa dediğiniz gibi ben özellikle size teşekkür ediyorum. Özellikle hafta sonları hiçbir şekilde programımızı kaçırmayan, sürekli takip eden bir kişi olarak size ve burada emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ne demek, görevimiz. Sağ olun. Ben dediğiniz gibi Bayrampaşa'da 34 yıllık eğitim işi yapıyorum. Tabii daha eskiyim sektörde. Hiç devlette çalışmadım. Mezun olduğum gün itibariyle özel sektörde başladım. O gün bugündür işte özel sektörde dershaneler, okullar bu şekilde devam etmekteyim. Bayrampaşa'da 90'dan bu yana 34 yıl oldu. 34 yıl içerisinde Bayrampaşa'da yaklaşık 40-45 bin civarında öğrenci okutmuşum. Sokakta 10 kişiyle karşılaşsam 10 kişinin yarısı hocam diyor, yarısı başkanım diyor. Hatta bazen karıştırıyorlar hocam başkanım, diyorum ki hocam deyin. Hocalık baki, başkanlık geçici. Bir de partimiz teveccüh gösterdi üye arkadaşlarımız. 10 yıla yakın ilçe başkanlığı yaptım. Bu süre içerisinde de hiç kimseyi ayırmadan, ayrıştırmadan, oralı buralı demeden herkese dokunarak iyi günde kötü günde vatandaşımızın yeninde olarak, yanında olarak bir süreç yaşadık. Bayrampaşa'yı çok iyi bilirim. Bayrampaşa zaten buraya çok yakın, 7-8 dakikada geldik. Var Bayrampaşa'dan evet, olup burada çalışan evet, arkadaşlarımız çok. Bayrampaşa'mız yapı olarak baktığın zaman tarihi yarımadaya en yakın noktadayız. İstanbul'un merkezindeyiz. İstanbul'un her yerine ulaşımı en rahat noktadayız. Bu anlamda güzel bir nokta. Bir ucundan bir ucu 7,5 kilometre, yani 2,5 kilometre olan sıcak bir kentimiz. Ama isterdik gönül tabii ki yaşam alanları olarak da, sosyal dokular olarak da aynı yapıyı bulabilelim. Böyle bir durumumuz söz konusu değil. Şu anda Bayrampaşa'mız böyle nitelikli bir noktada olmuş olmasına rağmen kentsel dönüşüm sorunu çözememiş. Otopark sorunu, trafik sorunu çözememiş. Eğitimle ilgili sorunlarını çözememiş. Sağlıkla ilgili sorunu çözememiş. Sosyal alanlarda vatandaşına dokunur hiçbir proje üretememiş. Akşam 6-7'den sonra 11 mahallemizin en az 10'unda hayatın bittiği, kadınlarımızın evlere hapsolduğu, çocuklarımızın oyun alanları, spor alanları bulamadığı bir kent haline gelmişiz. Parklar ne durumda Bayrampaşa'da? Bayrampaşa 39 ilçe arasında meydanı olmayan tek ilçedir. Yani biz Ekrem Başkanımız sağ olsun Bayrampaşa'mıza geldi, miting yapalım istedik. Ki kendileri de öyle yapıyor.
miting alanımız olmadığı için, meydanımız olmadığı için bir caddemizi, bir sokağı kapatarak, trafiğe keserek hem mahalleliye hem de oradaki esnaflara da sıkıntı yaratarak miting yapmak zorunda kaldık. Bir konser yapmak isteseniz, yani bir festival, bir şey yapmak isteseniz bir meydanınız yok bunu yapmak için. Toplumsal olarak bir meydanın varlığı önemli. Parklarımız daha önceki süreçte rahmetli Kadir Akpınar dönemlerinden yapılmış birkaç parkımız var o şekilde. Bunları da en son süreçte aydınlatmaları, peyzajları, ağaçlandırma, düzgün nitelik yapılmadığı için kullanım değerleri düşmüş. Onun ötesinde mahalle aralarımızda butik parklarımız var. Bu butik parklar, sokaklarımız dar, sıkıntılı olduğu için, bu butik parkların da bakımları nitelikli olmadığı için akşam 6-7'ye kadar çocuklarımız, aileler kullanıyor. 6-7'den sonra müşteri portföyü değişiyor. Artık başka içkiler, şunlar, bunlar, alemler yapılıyor. Ben de tam onu soracaktım. Güvenlik sorunu var mı Bayrampaşa'da diye? Var. Dediğim gibi bizim birçok mahallemizde, özellikle buraya yakın olan işte Vatan Mahallesi, Orta Mahalle, Terazileri, Altın Tepsi, Yenidoğan Mahallemizin alt kısmı, Cevatpaşa Mahallemiz gibi birçok mahallemizde, 11 mahallemiz var bizim. Bu mahallelerimizde akşam 6-7'den sonra büyük bir sıkıntı olur. Sokaklarımızda böyle bir karanlık çöker. Güvenlikle ilgili sıkıntılarımız olur. Çocuklarımız, ben 15 yaşında delikanlı oğlum var. Akşam 6-7'den sonra hadi git fırından bir ekmek al diyemiyorum. Kendim gidip alıyorum. Veya ailecek gidip oturabileceğiniz, bir çay kahve içebileceğiniz, yemek yiyebileceğiniz bir alan bulamazsınız. Eşim diyor bazen akşam 7'den sonra hadi çıkıp iki kahve içelim bir yerde diyor. Gidebileceğim mekan yok. En fazla orada işte bize yakın bir noktada spor kulüplerinin kullandığı çay bahçeleri falan var. Onlar da vatandaşlarımızın kullanabileceği hijyen noktalarında değil. Ama zor şartlarında buraya gidiyoruz. Sosyal olarak kullanılan mekanlarımız yok. Sosyal tesisimiz adı var, kendileri yok. Bayrampaşa'da 3 tane sosyal tesisimiz var. Bir eğitimci ağırlıyorken sorayım, kreş durumunuz, okul durumunuz nasıl hocam? Kreş olarak Ekrem Başkanımızın, Büyükşehirimizin yapmış olduğu 2 tane kreşimiz var. Ben ilçe başkanıydım. Ekrem Başkanımız yazı gönderdi Bayrampaşa Belediyesi'ne. Dediler ki işte bize yer gösterin, Bayrampaşa'nın 11 mahallesine kreş yapalım. Fakat siyasi davranıldı, Bayrampaşa Belediyesi yerimiz yok şeklinde bir cevap gönderdi. Büyükşehir Belediye'miz kendi yerine, bir Hidayet Türkoğlu dediğimiz bir alanda kendi yeri olduğu için oraya bir kreş yaptılar. Bir ikincisi de Kiptaş konutları içerisinde yine kendi yeri olduğu için oraya ikinci bir kreş yaptırdı. Bayrampaşa 2 tane kreş kazandırdı. Bunun ötesinde kiralayarak donat alanlar oluşturdu. İşte Cevatpaşa mahallemizde bir yer kiraladılar. Oraya kütüphane ve kütüphane yaptılar. Sonra Altın Tepsi mahallemizde kız öğrenci yurdu yaptılar. Yaşam evleri, işte İSMEK geldi, bölge İslam ofisleri, buna benzer birçok alanda Bayrampaşa'mıza katkılar oldu. Bir fark oldu. Yarattı mı bunlar Bayrampaşa'da? Özellikle mesela iki kreş dediniz, ne kadar faydası olur bilmiyorum ama hani kadın istihdamında bir değişim var mı? Böyle bir değişime ihtiyaç var mı? Bu tabii ki bir fark yarattı, bir algı oluşturdu. Demek ki bu yapılabiliyormuş dedi vatandaşımız. Hmm. Çünkü çok nitelikli, çok düzgün alanlar oluştu burada. Gerçekten ben bir eğitimci olarak gittiğimde, ben mesela özel okul işletiyorum. Benim bile anaokulumdan çok daha nitelikli, çok daha lüks ve çok daha güzel bir şartlarda, koşullarda alanlar oluşturuldu. Ve çok cüzi rakamlarda, yani 300 lira, 400 lira gibi aylık rakamlarla yapılan işler bunlar. Kadın istihdamına gelince Bayrampaşa'mız kent yoksulluğunun sürekli büyüdüğü bir nokta haline geldi. Özellikle kadınlarımız eve hapsolmuş durumda. Ki Bayrampaşa'mız, ben 90'da geldiğimde bir kentti. Yani 90 yılında Bayrampaşa'mız ekonomik anlamda, sosyal ve kültürel anlamda Bayrampaşa'mız özellikle bu ikinci bölgenin en nitelikli merkezi ilçelerinden birisiydi. Türkiye'deki 46 ilden daha zengin bir ilçeydi. Trikocuları, tekstilcileri, demircileri, sarı dökümcüleri, mobilyacıları, birçok sanayisi ve yan işletmeleri olan bir yerdi. Üretim merkeziydi. İslam alanında çok güçlüydü. Fakat geldiğimiz noktada artık bu istihdam alanlarının tükendiği, var olan işte trikocularımız var, çorap sektörümüz var, belli mal, düğmeci sektörümüz var, çantacı, derici ve valiz sektörümüz var. Bunun dışında farklı alanlarımız var. Fakat bu arkadaşlarımıza yerel belediye tarafından alanlar üretilmediği, üretimlerine katkısı olmadığı için bu arkadaşlarımız da sıkışmış, istihdam alanında da daralmış. Dolayısıyla biz bu arkadaşlar, bu sanayilerimize gerekli destekleri vererek kadınlarımızın
üretime katkı sunması, gerekiyorsa evde de üretime katkı sunarak evin de bütçesine katkıda bulunabilmesi anlamında her türlü destekleri sunacağız inşallah. Siz buna önem vereceğinizi söylüyorsunuz. Tabii mutlaka. O zaman bir de hani sizin için en büyük hassasiyet noktasının ne olduğunu sorayım son olarak. Yani hani Bayrampaşa'nın en can alıcı sorunu şudur dediğiniz. Yoksulluk mu, depremsellik mi? Deprem, ben Bayrampaşa'mızda yaklaşık 11 mahallemizin hemen hemen tamamında kentsel dönüşüm gerekiyor. Şu anda kentsel dönüşüm adı altında bir çalışma yapıldı fakat buna kentsel dönüşüm diyemeyiz. Vatandaş borçlandırıldığı için, vatandaşın bilgisi dışında bir yapılaşma oluştuğu için vatandaşımızın %50'si satıp gitmek zorunda kaldı. İstanbul'un genelinde yaşanıyor bu. Belki evet. De kentsel dönüşüm denen her yerde merkezi noktalarda barınmaya devam edemiyor insanlar. İşte burada sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde yapılamazsa, o yokluk, yoksulluk içerisinde vatandaşımız, dar gelirli vatandaşımızın yaptığı o binalardan yeni binaya geçiyoruz deyip vatandaş borçlandırılırsa, bir de aidat ödemeleri falan da üstüne bindiğinde vatandaş artık bu şu demektir vatandaşa, sen artık burada oturmaya layık değilsin, sen buradan taşın kardeşim, git bir kırsala bir yerde otur demektir. Biz sosyal belediyecilik anlayışında bunu böyle yapmayacağız. Mutlaka Bayrampaşa'mızda kentsel dönüşüm şart. Şu anda vatandaşlarımız 3 katlı 4 katlı binalarda, 30 yıllık 50 yıllık binalarda oturuyor, kaderini bekliyor. Şu anda bizim birçok mahallemizde çöp arabası dolaşamıyor. Cadde dediğimiz yerler 3 metre, 4 metre. Yarın bir ambulansın girebilmesi mümkün değil. Bir itfaiye aracının girmesi mümkün olmayan caddemiz, sokaklarımız var. Allah korusun. Allah göstermesin, deprem. Bir deprem olduğunda kurtarma araçlarının girmesi mümkün değil. Ben hep şunu söylüyorum. Yani böyle bir durumda herhalde diyorum yukarıdan kireç döküp giderler üzerimize diyorum. Çünkü buralara kurtarma araçlarının girmesi mümkün değil. Biz 3 aşamalı bir şekilde bu kentsel dönüşümümüzü hızlı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Bugüne kadar bu arkadaşlarımızın 23 yılda yapmadıklarını biz inşallah 5 yıl içerisinde yapıp yaşanabilir Bayrampaşa oluşturacağız diyoruz Bayrampaşa. Ve kimse yerini yurdunu terk etmek zorunda kalmayacak diyorsunuz. Elbette ki. Yani siz bu yerinde dönüşüm ve vatandaşla birlikte olması lazım. Biz vatandaşı borçlandırmadan vatandaşımızla birlikte bu işi yapacağız. Dolayısıyla vatandaşın yerini azaltarak değil, vatandaşın yerine değer katarak bu işi yapmak zorundayız. Biz bu şartlar altında vatandaşımızla birlikte yapınca hiç kimsenin bir yerden bir yere taşınması ya da zor durumda kalması mümkün olmayacak. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir özetti. Varsa son bir sözünüzü rica edeceğim. Ben teşekkür ediyorum. Öncelikle dediğim gibi ben bir eğitimciyim. Bana Bayrampaşalılar bugüne kadar güvendi. 40-45 bin yakın öğrenci okutmuşum. En değerli varlıklarını, çocuklarını bana emanet ettiler. Şimdi diyorum ki bana Bayrampaşa'yı, bana ve ekibime Bayrampaşa'yı emanet edin. Biz bu arkadaşlarımızı 23 yılda yapmadıklarını, biz 5 yıl içerisinde yapacağımız sözünü veriyoruz. Bu her vatandaşımızın da kendi asli görevlerini yerine getirerek sandık başına gitmesini, yarın yapılacak olan bu seçimde kendi özgür iradesiyle elini vicdanına koyarak, çocuklarının gözüne bakarak, eşlerinin gözüne bakarak eli vicdanında oyunu vermesini rica ediyorum. İşte biz de tam olarak bu yüzden mutlaka sandık başlığını attık evet. Bu sabah. Çünkü öyle görünüyor ki maalesef bu konuda küskün bir kesim de var. Her ne kadar tahmin edilenden çok daha az olduğu söylense de diyelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı Hasan Mutlu yayın konuğumuzdu. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben ayaklarınıza sağlık. Ben sizi uğurlarken İstanbul'da kalmaya devam edeceğim. İstanbul'daki seçim atmosferini aktaracağım ama biliyorsunuz İstanbul'daki seçim atmosferinden bahsederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili söylediği herhangi bir şeyi olmaması imkansız. Özellikle İstanbul konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan çok hassas. Pek çok belediyede aslında her türlü propagandanın lokomotifi olduğu gibi. İstanbul mitinginde bir karşılıklı video izletme diyaloğu vardı. Bir de tabii ki Ekrem İmamoğlu dün itibariyle buradaydı. İlker Karagöz'ün Çalar Saat'te konuydu. Hadi gelin Ekrem İmamoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki son gelişen diyaloğa bakalım. Seçilmek için yalan mı konuşmak gerekir? Yalan konuşurlar. Kumpas mı yapmak gerekir? Kumpas yaparlar. Ya şuraya doğru dürüst otobüs geliyor mu? Devamlı otobüsler ya yanıyor. Film mi çekmek lazım? Film çekerler. Video yayınla, şöyle bir izleyelim. İstanbul 1990'lı yılların başlarında yorgun, üzgün, çaresiz ve bitkindi. 1994 yerel seçimleri bir can simidiydi. AK Parti oy vermiş vatandaşlarımız. Ben oylarına talibim. Niye biliyor musun? Hadlerini bildirsinler.
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da zamanı 30 yıl geriye sararak hedef aldı İmamoğlu'nu bu kez. Belediye başkanı seçildiği 1994 yılının görüntülerini izletti İstanbul'daki ilçe mitinginde. Yerel seçimin İstanbul'da da ana başlığı ekonomi. Erdoğan neden enflasyon dedi, İmamoğlu'ysa asıl neden Erdoğan çıkışı yaptı. İstanbul'da yaşayan insanlarımıza desteğimizi arttırmak zorundayız. 6 katına çıkarttık. Zevkten mi çıkarttık? Enflasyonun yol açtığı sıkıntıların farkındayız. Sorun kim? Suçlu kim? Ben ekonomistim, ekonomiyi biliyorum dediniz. Ne geldiyse başımıza ondan sonra geldi. Cumhurbaşkanı İstanbul'da mesaiyi artırdı. Gençlerle buluşma öncesi Anadolu yakasının iki büyük ilçesi Sultanbeyli ve Sancaktepe'den oy istedi. Murat Kurum yazılı fonun önünde her sözünde Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. İmamoğlu ise tüm eleştiri oklarına karşılık verdi. Onlar diyor ki tam gaz geri. Biz diyoruz ki... Ne diyor? Tam ileri. Ne tam ileri ya? Sen tam gaz geri gidiyorsun. Sayın Cumhurbaşkanı ne konuşuyor, nereden bilgi alıyor artık ben sorgulamayı bıraktım yani. Tahsis edilen kaynakları yağmalayıp başka amaçlar için deste deste savurmak bu şehri üzer. Ya Atatürk Havalimanı'nı bile çarçur ettiler. İstanbul bir rota çizdi kendine. Metroda bir rota çizdi. Dayanışmada bir rota çizdi. Artık çocuklar şehrin gündeminde, kreş var, eve giden süt var. Biz Murat Kurum'u bir kenardan bulup da getirmedik. Talimat verirse imza atar. Ne yap derse onu yapar. Bugüne kadarki performanslarıyla gerçekten İstanbul'a ve Türkiye'ye zarar vermiş bir zihniyetin temsilcisi. Çalar Saat'te İlker Karagöz'ün konuydu Ekrem İmamoğlu. Yalnız da değildi. Onun gibi sahada kadınları dinleyen Dilek Kaya İmamoğlu da seçmeni nasıl gündemi geçim derdi dedi. Ekrem İmamoğlu özellikle AK Parti seçmenine seslendi. Ekonomik afete sandıkta yanıt verin dedi. Öyle mahallelere gittim ki yani kitap alamıyor çocuğuna. Kırtasiye malzemesi alamıyor. Tiyatro nedir bilmiyor. Bir anne yanıma geldi, 4 tane çocuğu var, ben onların karınlarını doyuramıyorum dedi. Bana yardım edin. Bu seçim farklı seçim çünkü İstanbul'u malı görüyorlar. Devam ediyoruz İstanbul'un seçim atmosferini aktarmaya. Bu kez sıra Murat Kurum'da. Nasıl Ekrem İmamoğlu dün bizim stüdyomuzda yalnız değildiyse, Murat Kurum da dün propaganda çalışmalarını yaparken yalnız değildi. İşte... İstanbul'un efsane başkanı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve 31 Mart akşamı İstanbul'un yeni şehremini Murat Kurum. Bilim insanları her gün İstanbul'u depreme hazırlayın diye ikaz ediyor. Biz işte bu sebeple İstanbul'da Murat Kurum kardeşimizi büyükşehir adayı olarak belirledi. İstanbul emin ellere teslim. Önce Sultanbeyli'de ardından Sancaktepe'de sahnede Murat Kurum'la el eleydi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Partisinin İstanbul adayına oy istemek için ilçe ilçe gezdi. Murat Kurum'u sizlere emanet ediyorum dedi. Büyükşehir'de Murat Kurum kardeşimi ben sizlere emanet ediyorum. Emanetimi kabullendiniz mi? Fakat pazar gününe kadar durmak yok. İstanbul'umuzu, Sultanbeyli'mizi asla ve asla kendi kaderine bırakmayacağız. Milletimizin her anında hep yanında olacağız. Bu söz onların verip de tutmadıkları, bırakın tutmayı hatırlamadıkları sözlere benzemez. Bu söz eser adamlarının sözüdür. Bu söz Murat Kurum sözüdür. Bu söz Recep Tayyip Erdoğan sözüdür. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum seçim çalışmalarını yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sürdürdü. İlk durağı Sultanbeyli ilçesiydi. Rakibini deprem tedbirleri üzerinden eleştirdi. İstanbul'umuz huzursuz ve mutsuz. Çünkü liyakatsizliğin kurbanı oldu. Beceriksizliğe mahkum edildi. Tek bir çivi çakmadılar, tek bir çivi. Reklama, algıya ayırdıkları bütçeyi depreme ayırmadılar. İkinci durağı Sancaktepe'de yine yanında Erdoğan vardı kurumun. Büyükşehir'de Murat Kurum diyor muyuz? Evet. Rabbim sizlerden razı olsun. Bu millet kendini unutanlara kaybolan yılların hesabını inşallah 2 gün sonra soracak. Sandık milletin mahkemesidir.
Sandık günü hesap günüdür. İşte o gün 31 Mart'ta sandık gelecek, hesap kesilecek. Sandık günü hesap günü diyen kurumun Sancaktepe'deki sözleri Erdoğan tezahüratlarıyla bölündü. Murat Kurum sahurdaysa Küçükçekmece'de Caferilerle bir araya geldi. Rakibini vaatlerini unutmakla suçladı. Vaatler bile hatırlanmıyor. Halbuki İstanbul nazlıdır. İstanbul sevgi bekler, şefkat bekler, ilgi bekler. Hani her şey güzel olacaktı? Hani herkes mutlu olacaktı, huzurlu olacaktı? Nerede bu sözler? Hepsi unutuldu değerli arkadaşlar. İstanbul'un büyük şehrinden İstanbul'un küçük çekmecesine geldik. Kemal Çebi hali hazırda belediye başkanı ve bir sonraki dönem için yine Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday kendisi. Kemal Bey hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hoş gördüm. Çok sağ olun. Neler siz nasılsınız? Neler getirdiniz bize küçük çekmeceden? Vallahi getirdiklerim 5 yıllık sosyal belediyecilikte neler yaptım onlar var. İkinci 5 yılla ilgili neleri yapmak istiyoruz gene aynı mantık ve aynı anlayış içerisinde onları getirdim. Hemen o zaman vakit kaybetmeden çünkü burada yoğun bir hazırlık görüyorum ben. Onları bir görmek isterim. İstanbul'da görmek ister. Aslında sadece İstanbul Küçükçekmece değil, ülkenin geneli için yapılanlar ve yapılması vaat edenler aslında fikir veriyor. Evet. Bir profil ortaya çıkıyor biz sizi burada peş peşe ağırlarken. O yüzden vakit kaybetmeden sözü size bırakacağım. Şöyle, Küçükçekmece biliyorsunuz İstanbul'un en büyük ikinci ilçesidir ve Türkiye'nin 7. ilçesidir. Dolayısıyla Anadolu'da 56 ilden büyük bir ilçe. Böyle bir ilçede özellikle hem parti olarak hem de kendi anlayışım açısından sosyal belediyecilik yapmaya çalıştık. Bunu da önemli ölçüde başardığımızı düşünüyorum. Hızlıca birkaç tane size bahsetmek isterim. Lütfen. Örneğin bu 5 yıl içerisinde bu anlattıklarım 2019 31 Mart'tan önce Küçükçekmece'de verilemeyen hizmetler. Bunların hiçbir tanesi yok. 15 tane gündüz çocuk bakım evi açtık. 15 tane. 15 tane gündüz çocuk bakım evi açtık ve bunların dışarıda biliyorsunuz özelde aylık ücretleri 8 bin 12 bin lira arasındayken bizde 675 TL'dir 3 öğün yemek dahil. Efendim oyun alanları açtık, yani anneler herhangi bir alışverişte pazara girerken vesaire çocuklarını bıraksınlar ve bırakmış oldukları çocuklara bizim öğretmenlerimizle bakmak açısından rahat alışveriş yapabilmeleri için. Masal festivali falan yaptınız. Yaptık tabii. Düşünüyorum, hatırlıyorum. Yaptık tabii. Evet, masal evet. Festivalleri, tiyatrolar, çocuk tiyatroları, sinemalar, tabii resim sergileri. Ben tam o yaşlarda bir çocuk annesi olduğum için algıda seçicilik aklımda onlar kalıyor. Öyle mi? Evet. Aslında çocuklarımız ve hatta biraz da gençlerimiz bu hizmetlere ulaşması gereken yaşta ulaşmaları gerekir. Yani geç kalmamaları gerekiyor. Tiyatroyu görmesi gereken yaşta mutlaka görmesi gerekiyor. Biz de onlara bu şekilde sosyal belediyecilikte bunları yapmaya çalıştık. Gençlerimiz için müzik akademisi ve kayıt stüdyosu. Çok önemli bir gençler için çok şey yapılıyor. Video art stüdyosu. Gençler artık sosyal medyada kendi müziklerini ve kendi derledikleri, kendi çok, düzenledikleri tabii, görüntülerini gayet, tabii, çok hevesliler gayet, bu konuda. Gayet tabii. Yani onlara yetişmek o kadar da kolay değil. Yine Küçükçekmece'nin marka değerini artırabilmek ve sanata ulaşabilmek maksadıyla imzalı ve birinci baskı kitapları müzesi resmi bir müze haline gelmiştir. Aynı zamanda Yaşar Kemal Sanat Evi. Yaşar Kemal Küçükçekmece'lidir. Orada sanatçılarla gençleri buluşturmak maksadıyla sanat evini açtık. Yaşar Kemal'in Küçükçekmece'de yaşadığını önemli bir edebiyatçıdır ve Küçükçekmece'de yaşar. Tabii. Allah rahmet eylesin. Küçükçekmece'ye ben belediye başkanı seçildiğimde, yani 2019 Mart ayında Küçükçekmece'de hiç kütüphane yoktu. Biz ikisi çocuk kütüphanesi, bir tanesi gezici kütüphane olmak üzere 7 kütüphane açtık Küçükçekmece'ye. Çok ilgi görüyor gençler tarafından. Kütüphane çok kıymetli. Herhalde biz çok kitapsız çıkmıyoruz buraya. Sadece bir kütüphanemizin 30 bin üyesi var. Bir kütüphanede 30 bin tane üye var. Evet, evet. Yine gençlerimizle ilgili gene olmayan, yani daha önce Küçükçekmece'de olmayan e-spor merkezi ve gençlik merkezleri. Gençlik merkezi çok amaçlı bir gençlik merkezidir. Orada hem kütüphanesi var, hem spor yapabiliyor, hem ders alabiliyor, hem de kafesinde sosyalleşebiliyor. Bir mola yaşam merkezi engelliler için.
Çok kıymetli. Engelli aileler, özellikle zihinsel engelli anneleri 24 saat yaşıyor çocukla beraber. Dolayısıyla en azından haftada bir gün, iki gün oraya alarak... İstihdamdan geri kalıyorlar, tabii, sosyal tabii. güvencesizlik tabii. sorunları var. Dolayısıyla geçim sorunları var. Evet, evet. Onun için BİMOLA yaşam merkezi. Şurada bir şey yazıyor bakın. Bu şu demektir. Sosyal tesislerde çay 1 TL. Sosyal tesislerimizde ve sosyal tesislerimizi 4'ten 11'e çıkarttık. Bunların bir kısmına da emekli kafeler dedik. Emekliler dışarı çıkabilsin diye, emekliler sosyalleşebilsin diye, emekliler arkadaşlarıyla buluşabilsin diye 5 yıldır bizim sosyal tesislerimizde ve kafelerimizde bütün ürünlerimiz çok ucuzdur yani daha böyle herkesin ulaşabileceği bir şekilde ama çay simge olduğu için çay 5 yıldır 1 liradır. Çay 1 lira gerçekten büyük vaat yani bu kadar çay tüketen bir ülke için en can alıcı manşetlerden biri bakın, olabilir. Bakın çok önemli bir şey söylediniz bu kadar çay tüketen ülke. Çay bizim kültürümüz. Çay aslında bir fiziksel ihtiyaç değil. Çay bir alışkanlıktır ama bu alışkanlığımızı nasıl gidereceğiz ucuz olabilmesi için? Çay bir sosyalleşme aracı, çay sohbet aracı. Tabii sohbetin aracı, katığı. Çay dertleşme aracı. Evet. Yani onun için bu vaat değil, zaten 5 yıldır böyle. İşte burada emekler kafeteryası diye. Halk market. Halk marketler. Halk marketler biliyorsunuz ülkemizde ne yazık ki hala yoksulluk artıyor. İnsanlar çalışan aile dahi olsa bir kişi çalışıyorsa ve ailenin sayılarına göre, aile bütçesine göre hala yardım paketleri istemek zorunda ve bunlar bizde kayıtlıdır. Bütün belediyemizde kayıtlarını tutuyoruz. Şimdi bunların koli evinin önüne gidiyor. Bunu herkes görüyor. Bunun görülmemesi için, daha gizli olabilmesi için bunu marketlere dönüştürdük biz. Marketlerden. Geliyor yine onu diyelim ki ayda 2000 puan yüklüyoruz. Mesajdan bildiriyoruz kendilerine. Bazıları 15 günde bir, bazıları 45 günde bir, bazıları ayda bir paket takviyesi alması gerekiyor. Ona bir de biz istediğimiz tercihlerimizi koyuyoruz o paketin içerisine. Dolayısıyla şimdi bunu markete dönüştürdük. 2000 puan yüklüyoruz diyelim ki bunu örnek olarak söylüyorum tabii 2000 puanı. Bazısı 1500, bazısı 2500, 3000 gibi. İhtiyacına göre. Marketten giriyor normal kendi ihtiyaçları ne istiyorsa onu alıyor sepetine koyuyor kasaya geliyor. Orada bir kasa ve kasiyer var ancak para yok. Yani ürünlerin üzerinde tamamen puan etiketleri var. Okunuyor ve onun puanından bunlar düşüyor. En sonunda diyelim ki kasiyer diyor ki ona kasadaki görevli kişi efendim 2000 puanınızdan 700 puanınızı kullandınız. Süreniz içerisinde 1300 puan daha kullanabilirsiniz. Ve o normal marketten alışveriş yapıp evine gitmiş gibi oluyor. Böylece yardıma muhtaç kişinin de gururunu kırmıyoruz diyorsunuz. Gururunu, onun için diyorum ki bu bizim onur ve gurur projemizdir. Bunu böyle adlandırıyorum ben. Gayet de güzel oluyor. Hiçbir problem yaşamıyorum. Bunun dışında gerçekleştirmiş olduğumuz Yarımburgaz ve Yeşilova mahalleleri yaşam merkezleri. Bunların içerisinde bilgi evi vardır. Bunların içerisinde aile sağlık merkezi vardır. Bunların içerisinde kreşlerimiz vardır. Bu yaşam merkezlerinin içerisinde aile danışmanlık merkezi vardır. Efendim muhtarın yeri vardır. Spor salonu vardır. Bunların içerisinde taziye evleri vardır. Bunlar tamamen bir yaşam merkezidir. Her ikisini de çok büyük. Örneğin mesela şeyden düşük oy aldığımız bir yerdir ama kent adaletini sağlamam gerekiyor. Bir kentte kent adaleti yoksa, bir kentte kente saygıyı oluşturamamışsan ve kent eşitliğini sağlayamamışsan kentte başarılı olman mümkün değil ve insanların mutluluk oranlarını yükseltemezsin. Bu amaçla yapmış olduğumuz örneğin bu mahallelerden bir tanesinde düşük oy aldığımız bir mahalledir ama en büyük yaşam merkezinde o mahalleye yaptık. Kadınlarımızla ilgili Lagun Dayanışma Merkezi, kadınlarımızla ilgili. Buralarda kadınlarımız sanat öğreniyorlar, el becerilerini öğreniyorlar ve bunları yaparak, evde yaparak daha sonra burada dersini alıyor, evinde boş zamanlarında yaparak da aile bütçesine katkı sunuyor. Aynı zamanda kadın kooperatifleri yaptık, kadın kooperatifi kuruyoruz. Burada bu kooperatifte de kadınlarımız gene aynı şey ama bunu bildiklerini yapıyorlar. Örneğin börek, çörek, efendim kek, tatlı gibi şeyleri burada da üretiyorlar.
önemli bir kısmını biz bunların kendi tesislerimizde satın alarak tüketiyoruz. Geri kalan kısmını da düğünlere, efendim kınaya, sünnete gibi böyle toplu olan yerlere satarak buralardan aile bütçesine katkı sunmak istiyorlar. Ezgi Hanım, Küçükçekmece'ye geldiğimde Küçükçekmece'de 1 milyona yaklaşmış yaşayan insan sayısıyla sokak hayvanları rehabilitasyon merkezi yoktu. Yok muydu? Hayır, yoktu. Sokak hayvanları meselesi belirleyici olsun sokak isterim. Sokak hayvanları her yerde. Biz 8000 metrekare üzerine Türkiye'nin en modern sokak hayvanları rehabilitasyon merkezini hemen kurduk. Dolayısıyla şu anda orada ameliyathanesi var, yoğun bakım odaları var, efendim müşahede odaları var, dinlenme odaları var, eczanesi var gibi çok modern bir sokak hayvanları rehabilitasyon merkezidir. Aynı zamanda Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğü daha önce yoktu. Biz kadına vermiş olduğumuz kıymetin, değerin, kadının üretime katılabilmesi açısından çok değerlendirdik bunu ve bu konuda da gerçekten başarılıyız. Geleceğimizle ilgili belki biraz geç kalınmış, yani Türkiye açısından geç kalınmış, birinci sınıf atık getirme merkezi ve iklim ve sıfır atık müdürlüğünü kurduk. Bu kısmı bitiriyorum. Kadın Eşitlik Merkezi. Biraz hızlanalım. Kadın Eşitlik Merkezi. Eşitlik Merkezi'nde ne yapıyorsunuz? Bakın, Kadın Eşitlik Merkezi'nde işte şurada görmüş olduğunuz kadınları eşitleyebilmek maksadıyla burada çok profesyonelce eğitim alıyorlar kadınlarımız ve çok özel birkaç dalda, birçok dalda burada dikişi var, nakışı var, el ürünleri var, efendim biblosu var, başka şeyleri, bunları öğrenerek bunlardan kendilerine gelir elde etmeye ya da bir süre sonra da kendileri bunun eğitimini vermeye çalışıyorlar. 3 tane aile danışmanlık merkezi kurduk. Aileler gelip danışabilsinler diye. Burada kocaman bir sandık var bu arada. Bir yandan da benim gözüm orada sevgili izleyenler. Efendim, Melek Çöloşan üst geçidi. Bu bizim için çok değerli, çok kıymetliydi. Yani Mehmet Akif Mahallesi diye bir mahallemiz var ve karşısında Malof var. O zaman orası Küçükçekmece'ye aitti. Şimdi Başakşehir tarafında kaldı. Orada otoban geçiyor. Otoban üzerinde bir köprü var, ancak bir de yan yol vardı. Şimdi bu yan yol otoban gibi çalışan bir yan yol ve burada çok ölümlü kazalar oluyordu. İnsanlar, arabalar çarpıyordu. Biz hatta orada bir eylem de yapılmıştı. Oturma eylemi falan. Ben de katılmıştım oraya. Dolayısıyla gelir gelmez oraya bir geçit yaptık. Üst geçit. O, üst geçit. 15 yıllık bir konudur bu. İsminin Melek Çöloşan olması, üst geçidi olması. Orada ilk kaybettiğimiz genç kızımızın adı soyadıdır. Evet. Şimdi eğer izniniz olursa ikinci 5 yılda da neler yapabileceğiz, hangi sosyal projeleri üretebileceğiz diye kısaca söyleyeyim size. Zaman Nakışı diye bu şehrin, bu zamanın kültürel nabzının attığı adreste Atakent Yaşam Merkezi. Bunların detaylarına girmeyeyim. Herhalde o kadar zamanım yok. Evet. Yaşam biraz merkezi. Hakkaniyetli davranmaya çalışıyoruz konuklarımıza. Evet. Uluçınar bir yaşam merkezi diye. Hani deriz ya, bir yaşam, bir mola verelim, bir bilmem ne yapalım diye. Yaş almış insanlarımızın gelip günlük şeylerini, hem ihtiyaçlarını hem günlük sosyal şeylerini karşılayabilmesi için onlara yaşam merkezleri. Hı hı. Devam ediyorum. Başkanım hızlandı, kameraya göstermiyor yönetmenim. Göstersin mi diyorsun? Gene gençlerimiz için inovasyon merkezi. Yani inovasyon merkezleri biliyorsunuz. Gene detaylarına girmeyeyim. Çok hakikaten günümüzde gerekli. Küçükçekmece Kent Enstitüsü. Bu enstitüler artık bütün kentlerde olması gereken yerlerdir. Gene kameraya göstereyim. Kent Enstitüsü'nü açacağız önümüzdeki 5 yıl içerisinde. Buna biraz dikkatinizi çekmek isterim. Lütfen. Sağlıklı bir gelecek için gebelik takip merkezi. Yani hamile kadınlarımızın hamilelik süresi içerisinde onların takiplerini yapabilmek. Çok pahalı artık bu hizmete ulaşmak. Evet, bunların hepsi tamamen ücretsiz olacağı için bizim fazla bu sosyal hizmetlerde parayla bunlar pek işimiz yok. Onların hepsini aktarmasak da siz cümle cümle söyleseniz ki zamanı iyi değerlendirecek. Son bir aynı, söz için size zaman verelim sen başkanım. Aynı şeyde anne taksi. Anne taksi. Anne taksi. Yani onun hamilelik dönemi ve hamilelikten sonraki 2 ay içerisinde bütün takiplerinin, hastane takiplerinin yapılabilmesi için özel tasarlanmış anne taksi. Kentimizin çok önemli olan artık İstanbul'da depremle ilgili dönüşümlerin sağlanmasına katkı sunabilmek ve bunu
oldukça hızlandırabilmek. Bu çok önemli bir projemizdir. İkincisi de biliyorsunuz İstanbul'la ilgili hala sıkıntısı olan ve her belediye başkanının yapmış olduğu projelerin içerisine koyduğu bir otopark meselesi var. Otomatik otopark sistemine geçmek zorundayız. Asansörlü otopark sistemine mutlaka geçmek zorundayız. Küçükçekmece göl kenarına gene açık hava düğün salonları yaparak gölden istifade etmelerini sağlıyoruz. Şöyle ben biraz yaklaşayım. İzleyiciler anlıyor ben yaklaşınca ne olduğunu. Küçükçekmece planlama ofisi. Bunu kurduk. Keşke ülkemizin de olsa. Planlama ofisi. Keşke olsa. Evet, vardı da kalktı. Yok. Vardı da kalktı. Şimdi bunun için planlama ofisi. Hakikaten büyük bir kent. Yani Küçükçekmece büyük bir yaşam alanı. Bunun doğru planlanması lazım. Uzmanlar tarafından planlanması lazım. Şehir plancıları, mimarlar, mühendisler. Biz hep günübirlik ilerliyoruz işte artık maalesef. Ben buna manuel diyorum. Yani manuel olmaz. Artık güçlü bir yerde planlanması gerekiyor şehrin. 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl bir tabii, vizyon olması tabii, lazım tabii, diyorsunuz. Tabii tabii bu vizyonu koyabilmek için de planlama ofisini hayata geçiriyoruz. Son olarak... Herhalde zamanın bitti evet. Ezgi Hanım. Son biraz olarak böyle şu, yaklaşınca ben son olarak Ezgi yaklaştı diyorlar. İzleyici de anlıyor artık. Onları anlatma fırsatım olmadı ama 31 Mart yerel seçimleri gerçekten çok önemli seçimlerdir. Bizde yerel seçimler genel seçimlerle kıyaslandığı zaman sanki biraz daha önemsizmiş gibi algılanır. Aslında hiç öyle değildir. Artık zaten genel seçim gibi de yaşıyoruz biraz. Şu anda genel seçim havasına sokulmuş. Ama Avrupa'yı takip ettiğimiz zaman gelişmiş ülkelerde bakın yerel seçimlere katılım oranı genel seçime katılım oranından daha yüksektir. Çünkü insanların doğrudan günübirlik yaşamlarına sosyal belediyeciliğe dokunması açısından kendisini çok daha fazla ilgilendiriyor yerel seçim. Ben de bu yerel seçimde insanların sandığa davet ediyorum. Mutlaka gelin. Oyunuzu ve tercihlerinizi yapın. Demokrasimizi güçlendirelim. Seçimlerin bizim önümüze gelen o sandık aslında demokrasimizin hala yaşadığını ve etkili bir şey olduğunu, araç olduğunu gösteriyor. Bunu bütün ülke olarak korumamız gerekiyor. Evet. Demokrasimizi yeşertmemiz ve büyütmemiz gerekiyor. Buna ülkemizin çok gerçekten çok ciddi bir şekilde ihtiyacı var. Biz bunun de o yüzden için, mutlaka sandık dedik başlık olarak bu sabah. Bunun için insanları sandığa davet ediyorum. Küçükçekmeceli hemşerilerime hiç endişe etmesinler. Bugüne kadar 5 yıl içerisinde yapmış olduğum hizmetlerin geliştirerek, yaptıklarımı geliştirerek, yenilerini ilave ederek onların Küçükçekmece'de yaşadıkları için mutluluk oranlarını artırmak istiyorum. Bir kentin eğer adalet varsa, eğer kent barışını sağlayabilmişsen, eğer kentte eşitliği sağlayabilmişsen o kentte insanların yaşam mutlulukları artar. Ben de 5 yıl içerisinde yaklaşık 20 puan onlar biz Küçükçekmece'de yaşamaktan mutluyuz diye artırmışız. Bunlara devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı hali hazırda başkanlık koltuğunda oturuyor Kemal Çebi. Yayın konuğumuzdu. Ayağınıza yüreğinize sağlık. Hayırlı olsun çok diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Ülkemize de hayırlı olsun. İnşallah. Bu seçimin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Aynen öyle. Hep beraber öyle diyeceğiz. Şimdi hızlıca reklama gidiyoruz. Sevgili izleyenler kaldığımız yerden devam ediyoruz seçimin nabzını tutmaya. Seçimin nabzını çok yakından tutan bakanlarımız da var biliyorsunuz. Özellikle İstanbul'da bakanlar oldukça fazla çalışıyorlar farklı illerde çalıştıkları gibi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul mesaisine ve bakanların İstanbul mesaisine bakacağız. Dış İlişkiler Bakanlığı. Ya o kadar önemli bir mevzi ki yani. Bunun İstanbul'da propaganda yapması icap verici bir durum. Veya İçişleri Bakanlığı'nın amigo gibi mikrofonu eline al. Ya kime hoş görünmeye çalışıyorsunuz? 31 Mart akşamı İstanbul'umuzun Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Murat Kurum kardeşimizi şehir emini yapmaya var mıyız? Seçim güvenliği İçişleri Bakanlığı sahası. Allah'tan orada liyakatli polislerimiz var da iş bunlara kalmıyor. Murat Kurum Başkanımıza inşallah bizler de çok güçlü bir destek vereceğiz. İstanbul'da AK Parti adayı Murat Kurum'a oy isteyen bakanlara Cumhurbaşkanı yardımcısı da eklendi. Teravih namazı çıkışında bir vatandaşın Ekrem İmamoğlu'na kurduğu cümleler dikkat çekti. 81 tane valisi, 17 tane bakanı, Cumhurbaşkanı'nın 100 kişi ya. 100 tane emniyet müdürü, 100 tane savcısı, 100 tane kaymakamı.
maşallah tek başına hepsinin hakkından geliyorsun. Geçmiş sistemde İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İstifa ederlerdi. Ulaştırma Bakanlığı istifa ederler. Ya bütün bunlar sahada oluyor. Yüksek Seçim Kurulu'nda ses çıkmıyor. Yani Yüksek Seçim Kurulu izliyor. Bakın bunların birçoğu Yüksek Seçim Kurulu'nu ilgilendiren hatları var. Ekrem İmamoğlu, İlker Karagöz'le Çalar Saat programında Yüksek Seçim Kurulu'na seslendiği dakikalarda bakanlar yine sahadaydı. İstanbul dışında olan bakanların da aklı İstanbul'da. Ya sen kendine bak. Sen İstanbul'da seçimi kabul ediyorsun. Haberin yok. Sen 5 yıl İstanbul'a kayıp yıllar yaşattın. Amigolukları kendileriyle o sahnede kalıyor. Yani gidin görevinizi yapın. Öyle bir puan kaybettiriyorlar ki kendilerine değil, o benim umurumda değil, şahsi puan kayıpları. Onu kendi düşünsün. Ekrem İmamoğlu tüm kabinenin özellikle de İstanbul seçimi için son ana kadar seçim propagandası yapması Murat Kurum'a oy kaybettiriyor dedi. Seçimlerin güvenliği ve huzurlu geçmesinden sorumlu Ali Yerlikaya huzursuzluk vermeye devam edeceğiz dedi. Birileri bundan huzursuz oluyor. Onları huzursuz etmeye de Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Onların adayının yerinde olsam buna şiddetle karşı çıkarım. Bu bir zayıflık göstergesi. Sen mücadele edemiyorsun. Biz toplandık, 17 bakan geldik. Yetmedi. Bir de Sayın Cumhurbaşkanı istedi, o da geldi. Ama bu milletin derin bir vicdanı var. Bunu ölçemiyorlar. 81 tane valisi, 17 tane bakanı, Cumhurbaşkanı 100 kişi ya. 100 sene emniyet müdürü, 100 sene savcısı, 100 tane kaymakamı. Maşallah tek başına hepsinin hakkından geliyorsun. Her zaman yanınızdayız. Desteğimiz sonsuz. Siz varsınız yeter. Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanların topyekün Murat Kurum için seçim çalışması tartışması sürerken teravih namazı çıkışı bir vatandaş İmamoğlu'na biz sizin yanınızdayız diye destek verdi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Kırıkkale valisini ziyaretine de Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı'nın yanı sıra AK Parti Milletvekili, AK Parti Belediye Başkanı ve AK Parti İl Başkanı eşlik etti. Biliyorsunuz bu hafta çok tartışılan demeçlerden birini Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir milletvekili Ramazan Kaşlı verdi. Eskiden dedi 80'lerde öğretmenler simit satardı ek iş olarak dedi. Bugünün emeklisi de yapsın dedi. E zaten emekli de bunu yapıyor. TÜİK rakamları bile bunu ortaya koyuyor. Benim gibi boyayan yok. Ben de uzaya gideceğim. Süper boyacı. Ben 43 sene Bağkur ödedim. Aldığım para 10 bin lira. Yani bu adalet mi yani? Nasıl dinleneyim? 365 gün 6 saat buradayım. Bizim de bir şey yapmamız lazım. Domates mi yetiştiririz, su mu satarız, başka bir şey mi alıp satarız? Çaycılık yapıyorum. Ben yatıp dinlenmeyi isterdim. Keyfini çıkarmak isterdim ama maalesef hanımefendi olarak gördüğüm, bildiğim insanlar şu anda kağıt topluyor. Poşet topluyor. Bidonlar topluyor. Sözün bittiği yerdeyiz. Çaycılık yapan da var. Simit satıp ayakkabı boyayan da. 10 bin lira aylıkla geçinemeyen emekliler ikinci baharı yaşayamadan yeniden çalışma hayatına dönüyor. Emeklinin durumu TÜİK istatistiklerinde de kendini gösterdi. 65 yaş ve üstünün iş gücüne katılım oranı %12,2'ye çıktı. Dönüş ama mecburiyetle çalışıyoruz. 25 bin lira para vermesi lazım ki emekliye çalışmayacak. İkinci baharınızı yaşıyor musunuz? Nerede? İkinci bahar diyorlar. Öyle mi? Bakayım. Bende bir, öyle bir şey yok ama bahar suratı falan da yok yani. Baksana şu suratıma. Oturup da bir çay içemiyoruz. Bir çay olmuş 7,5 lira. Adamlar mecbur çalışıyor. Ne yapsınlar? Aç mı kalsınlar ya? İşsizliğin giderek azaldığı emekliler grubunda ikinci bahar değil, sonbahar yaşanıyor. İşte çalışan emeklilerden sadece biri gün boyu bu sandalyede oturmak zorunda ve ayakkabıları siyah boyarken aslında kendi bahtı karalığından dert yanıyor. Daha önce hatırlıyorum ben 80'li yıllarda öğretmen okul bittikten sonra simit satıyordu, su satıyordu. Emeklileri söyledi ya bakan simit susasınlar diye, kendi de gitsin çapak kazma. Çapada çok para var. Yetmiyor be yavrum, yetmiyor. Karabahar yaşıyoruz, ne sonbaharı? Onların kendisi kuru emekli, sürüsün, boşver. Kaç saat ayakta duruyorsunuz burada? Burada 15 saatte duruyor, 20 saatte de duruyor. Bacaklarımı beğenmiyorum, baksana. Ayaklarını uzatıp dinleneceği yerde gün boyu simit tezgahının başında emekli Salih Bıdık.
Çalışmak zorundalar çünkü yine TÜİK rakamlarına göre yaşlı nüfusta yoksulluk oranı 2019 yılında %12,1 iken 2023 yılında %20,7 oldu. Eskiden Bakırköy'e geliyorduk biz, medya yiyorduk ya, medya düşün. Seviyor musunuz medyayı? Bulsak severiz tabii. Vallahi hiçbir şey miydik, sadece su aldık bir 10 liraya. İkimiz yarı yarıya içtik. Çoklarda geziyorum, günlük giderim 10 trilyon. Emekliye gelince bütçe müsait değil diyor. Emekliler zaten Tayyip'e epey oy kaybettirir bu sefer. Emeklilerin belirleyici olması bekleniyor. Bunu bize yarınki sandık sonuçları gösterecek. Ki sandığın sonuçları yine Now TV'den bu ekrandan izlenecek. Onu da yeri gelmişken söyleyelim. Şimdi bir kedi Eros'umuz var biliyorsunuz. Bir de onu canice dakikalarca tekmeleyen kişiyi serbest bırakmış bir sistemimiz var. Hayvana maalesef mal gözüyle bakan, can gözüyle bakamayan bir sistem. Başsavcılık karara itiraz etti, tutuklanmasını talep etti. Fatih İbrahim! Fatih İbrahim! Sana 3 yıl hapis cezası verildi. İndirim yapıldı. 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı. Kanunlar yetersiz. Eros adlı kediyi dakikalarca tekmeleyerek öldüren İbrahim Keroğlan'ın serbest bırakılmasına başsavcılık itiraz etti. Kararın bozulmasını ve sanığın tutuklanmasını talep etti. Bu sürece itiraz edeceğiz. Hayvanlar sahipsiz değil, ancak kanunların da acilen değişmesi gerekiyor. İstanbul Başakşehir'de apartmanda karşılaştığı kediyi 6 dakika boyunca tekmeledi İbrahim Keloğlan. Kedi Eros öldü. Vahşet güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Türkiye ayağa kalktı. Keloğlan hakim karşısındaydı. Bir anlık sinir diyerek kendini savundu. Hakkımda söylendiği gibi ben bir suç makinesi değilim. Yaşadığım bir anlık sinirden dolayı öfke ve cinnet anıyla kendimi kaybedip unutamayacağım bir hata yaptım. İbrahim Keloğlan'a verilen ceza 2 yıl 6 ayla sınırlı kaldı, serbest bırakıldı. Mahkeme ayrıca sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı koydu. Ancak serbest bırakılmasından 2 hafta sonra Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtirazda sanık hakkında verilen kararın bozulması ve sanığın tutuklanmasına yönelik karar verilmesi talep edildi. Kronometreyi açtım ve hakim benim 4 dakika konuşmamdan sıkıldı. Ama bu adam yaklaşık 6 dakika bu hayvanı tekmeleyerek canice katletti. Bunda nasıl bir ihal indirimi olabilir? Eros için mücadelemiz devam edecek. Adı Eros ama aslında mücadele bütün mal gözüyle bakılan hayvanlar için. Mart ayında üreticiyle market arasındaki makas yine açıldı. Rekor yine limonda. Mart ayında üreticiyle market arasındaki fiyat farkı en fazla %378 ile limonda görüldü. Üreticide 3,5 lira olan limon markette yaklaşık 17 liraya satılıyor. Limon 4,8 kat, kuru incir 3,6 kat, patlıcan 3,5 kat fazlaya satıldı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği açıkladı. Mart ayında üretici ve market arasında en fazla fiyat farkı %378 ile limonda görüldü. Limondaki fiyat farkını %255 ile kuru incir, %246 ile patlıcan takip etti. Sadece limonda değil, birçok üründe tarladan markete makas açıldı. Üreticide 3,5 lira olan limon markette 17 liraya, 115 lira olan kuru incir 408 liraya, 16 lira olan patlıcan 55 liraya satıldı. Üreticide fiyatı en fazla düşen ürün yeşil soğan oldu. Üreticide en çok fiyat düşüşü %46 ile yeşil soğanda oldu. Yeşil soğandaki fiyat düşüşünü %29 ile domates, %27 ile salatalık izledi. Fiyatı en fazla artanlar listesinde ise zirve havuçta. Üreticide en fazla fiyat artışı da %55,5 ile havuçta görüldü. Havuçtaki fiyat artışını %40 ile limon, %18 ile kuru soğan takip etti. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar fırsatçılığa dikkat çekti. Fiyatlar düşmeli dedi. Enflasyonla mücadele ederken gıda fiyatları üzerinden fırsatçılık yapılmamalı. Enflasyon artışının devam ettiği bu aylarda herkesin üzerine düşeni daha fazla yapmalı. Son bir ayda marketlerde gerileyen fiyatlar Ramazan ayıyla da sınırlı kalmamalı. Amasya ve Hatay'da 65 kaçak göçmen ele geçirildi. Sınır güvenliği soru işareti. Herkes çantasını alsın.
Mercimek yüklü tırın da ortasından 40 kaçak göçmen çıktı. Ağrı'dan İstanbul'a giden tır Amasya'da polis kontrol noktasında durduruldu. Evet, hızlı hızlı Kadir, hadi. Tır şoförü Dorsen'in mercimekle yüklü olduğunu söyledi. Ancak arama yapmak için Dorsen'in kapıları açıldığında gerçek ortaya çıktı. Yavaş yavaş alıyoruz. Yaşları 18 ile 25 arasında değişen biri kadın, 40 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. 39. Bir de bayan 40 değil mi? Başka var mı? Bakın oraya bir tepe. Onu da 39. Gel bakın oraya. Hatay'da da polis şüphelendiği bir araçta arama yaptı. İkisi bagajda, toplam 8 kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca polisin dur ihtarına uymayarak kaçan araçta da 9 kaçak göçmen olduğu çıktı. İl genelinde yakalanan kaçak göçmen sayısı 25 oldu. Ve ilçesinde yaşayan yabancılara da makam vaadinde bulunabiliyor bazı adaylar. Belediye aldığımız zaman Afganlı kardeşlerimizle ilgili güzel projelerimiz var. Onlara orada bir danışmanlık vereceğiz. Danışmanlık sayesinde projelerimizi inceleyecekler, kendilerine yardımcı olacağız, hayatı kolaylaştıracağız. Tüm Afganlar belediyeyi temsil edecek. Kürsüde konuşan Cumhur İttifakı Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı AK Partili Mustafa Günaydın. Günaydın Afganlardan oy istedi. Başkan seçilirse belediye meclisinde Afganlara danışmanlık vaat etti. Sizin bildiğiniz bir kardeşimizi danışman olarak oraya atayacağız. Orada size bir oda vereceğiz. Tüm sorunlarınızı belediyeyle, devletle, göç idaresiyle, hükümetle inşallah çözeceğiz. AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Günaydın, Afgan uyruklu Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Vaatlerini sıraladı, Afganlardan oy istedi. O isterken de eğer seçilirse Afgan bir danışmanı olacağını söyledi. Belediye aldığımız zaman Afganlı kardeşlerimizle ilgili güzel projelerimiz var. Onlara orada bir danışmanlık vereceğiz. Danışmanlık sayesinde projelerimizi inceleyecekler, kendilerine yardımcı olacağız, hayatı kolaylaştıracağız. Tüm Afganlar belediyeyi temsil edecek. AK Partili Günaydın, Afganlara sandığa gidin çağrısında bulundu. Bu seçimde AK Parti'nin sizlerin desteğine ihtiyacı var. Benim sizlerin desteğine ihtiyacım var. Lütfen beni yalnız bırakmayın. Sizden rica ediyorum, sandıklara gidin. Cumhurbaşkanı'nın emanetine sahip çıkın. Beylikdüzü'nden bağımsız belediye başkan adayı olan Afganistan kökenli Türk vatandaşı İzzet Sadassa bir süre sonra adaylıktan çekildiğini açıklamıştı. Şimdi ise Ordu'ya doğru uzanacağız. Aslında Ulaştepe ismini Gülyalı ilçesinden tanıyoruz. Ama Ulaştepe artık Altınordu diyor. Hoş geldiniz Ordu'dan buraya. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim Ezgi Hanım. Gayet iyiyiz. İnşallah hep beraber daha iyi olacağız. Artık şefak sayıyoruz Altınordu'muz için. Altınordu'daki hemşehrilerimize hizmet etmenin heyecanı içerisindeyiz. Artık son 24 saate girdik diyebiliriz. İnşallah hep beraber hemşehrilerimizin güçlü destekleriyle beraber Altınordu'muza yaşayan herkese hizmet etmenin, çocuklara, kadınlara, amcalarımıza, teyzelerimize hizmet etmenin mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz. Şimdi Ordu deyince akla tabii ki fındık geliyor ama Ulaştepe deyince de bilmeyenler için söyleyeyim, en genç belediye başkanı kendisi. Evet. Burada da insanlar yaşınızı soracaklar. Evet, 90 doğumluyum. Tabii 28 yaşında belediye başkanı oldum ilk defa. 2019'da Gülyalı'da çok büyük bir başarıya imza attık. Orada da yine bugünkü Altınordu'ya benzer bir havayı yaratmıştık. Ve orada da partili partisiz herkes bu belediye başkanlığı seçimi deyip bize destek olmuştu. Şimdi o artan ivmeyi Altınordu'da daha net ve daha iyi hissediyorum. Şimdi de Altınordu'da bugüne kadar AK Parti'ye oy vermiş, MHP'ye oy vermiş, özellikle İYİ Parti'ye oy vermiş seçmenlerin neredeyse tamamına yakının desteğini hep beraber görüyoruz. Ve inanıyorum ki Altınordu'da biz kazanınca hiç kimse kaybetmeyecek. Ve bunun bir yerel seçim olduğu bilinciyle de hemşehrilerimiz gerçekten bize muhteşem bir destekleri var. Sahada gördüğümüz ve yaklaşık da Ezgi Hanım ben 120 gündür sahadayım. 120 gündür de esnaf kapı kapı, kırsal mahallelerimizde, sokaklarımızda çok büyük bir coşkuyla beraber bir kampanya süreci yürüttük.
Bugün de 15.30'da yine Ordu'da konvoyumuzla beraber Altınordu'da hemen... Gidip buradan evet, konvoya hemen, mı yetişeceksiniz? Hemen konvoya yetişeceğiz. Doğa Koleji'nin önünden konvoyumuz var. Ve bizi bilenler biliyor aslında Ordu'da. Ordu'da şöyle bir şey var. Biz söz vermiştik. Herkesten önce uyanıp herkesten sonra uyuyacağız diye. Sabahın saat 5'inde başlayıp gece yarılarına sahur programına kadar devam eden çok iyi bir hem programımız var hem de enerjimiz var. Çünkü sahada söz verdik. Çok çalışacağız, başaracağız diye. Biz de bu sevgiye, bu saygıya ve insanların bize olan bu beklentilerine cevap vermek için 7-24 gayretle sahadayız. Gece geldik, bugün buradayız, şimdi devam edeceğiz. Dolayısıyla hatta orada da şöyle bir şey de var. Sabah saat 5'te ulaş işte diyor hemşehrilerimiz. Çünkü fırında ekmek yapan abilerimizi de ziyaret ediyoruz. Sokakta görev yapan, nöbetçi eczanesinden tutun da bütün meslek gruplarını bu süre zarfında herkese dolaştık. Herkese dokunmaya, herkese kendimizi ifade etmeye çalıştık ama sağ olsun biz gitmeden zaten bizimle ilgili hep olumlu düşüncelerini sahadan hep aldık. O yüzden net bir şekilde gördüğümüz seçimi kazanıyoruz. Ama hemşehrilerimizden en büyük beklentimiz, en büyük temennimiz de orada oy kullanma sabah saat 7'de başlayacak ve 4'te bitecek. O yüzden sandıklara hep beraber coşkuyla gidelim, heyecanla gidelim, azimle gidelim, kararlılıkla gidelim. Bu yarışın kazananı hep birlikte biz olacağız. Burada biz kazanırken de hiç kimse kaybetmeyecek. Artık Ordu'da bu bir siyasi mücadelenin yanında bir orduluk bilinciyle, orduluk ortak paydasıyla buluşmuş insanların aslında Altın Ordu İttifakı'nın, Altın Ordu'daki Sevgi İttifakı'nın bir adayı olarak. Ben sadece bir belediye başkanı olmak değil, bir belediye başkan adayı olarak da değil aslında baktığınız zaman. Altın Ordu'daki çocukların Ulaş abisi, genç kardeşlerimin birer arkadaşı ve teyzelerimin evladı, amcalarımın evladı olarak bu sürecin içerisindeyiz. Ve sadece bir belediye başkanı değil, bir evlat olacağız, bir kardeş olacağız, bir arkadaş olacağız. Ve Altın Ordu'da çok büyük bir aile olacağız. Siz de daha önce geldiniz Ezgi Hanım Ordu'ya. Geldim ve biz Ulaş Bey'le tanıştık aslında. Evet, 8 Mart etkinliği için davet edilmiştim Baro tarafından. Buradan Baro'daki arkadaşlara da selam etmiş olalım. Ve en genç belediye başkanı diye Ulaş Bey'i özellikle böyle hani... gururla takdim etmişlerdi orada bana. Ben şimdi gençler bu kadar geleceğinden ümitsizken ve siyasetten bu kadar uzakken diyeyim hadi kötü bir şey söylemeyeyim. Şimdi genç bir siyasetçi olmanın geri planını merak ediyor olabilir ekran başındaki izleyiciler. Nasıl oldu da 28 yaşında bu serüven belediye başkanlığıyla son buldu? Evet aslında şöyle benim belediye başkanı olmak ilkokul 3. sınıftan beri hayalimdi. Benim dedem sınıf başkanlığı falan var mı? Okul başkanlığı. Sınıf başkanlığı, okul başkanlığı, gençlik meclisi başkanlığı. Partide de Cumhuriyet Halk Partisi'ne il gençlik kolları başkanlığı yaptım. Dolayısıyla partinin her kademesinde görev almış bir gencim. Dolayısıyla partinin içerisinde de emek verince, gayret edince belli bir noktaya da gelebileceğinizin bir ispatı. Aynı zamanda da Türkiye'de Atatürk Cumhuriyeti'nin, Cumhuriyet'in de bir eseri olarak aslında burada konuşmamı yapıyorum. Çünkü bugün eğer Türkiye'de bir cumhuriyet olmasaydı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi bir ulu önderimiz, liderimiz olmasaydı bugün seçme ve seçilme konusunda maalesef 28 yaşında belediye başkanı olamayacaktık. Dolayısıyla ilkokul 3. sınıftan beri başlayan bir hayalim vardı. Belediye başkanı olmak istiyordum. Dolayısıyla bunun için de azimle, kararla çalıştım. Yüksek lisans eğitimi aldım. Yerel yönetimler alanında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde. İşin okullusuyum aynı zamanda. Evet, hem okullusuyum. Sen de 5 yıl Gülyalı'da çok başarılı, çok gayretli, çok güzel bir belediye başkanlığı süreci götürdük. Şimdi Altınordu'da da Altınordu'nun imkanları çok daha fazla. Çok daha fazla bütçesi var, iş makineleri var. Dolayısıyla personel arkadaşlarımız var, emekçilerimiz var. Onlarla beraber de Altınordu'da çok daha iyilerini, çok daha güzelliklerini yapabilecek de heyecanımız var, azmimiz var. Benim temel derdim aslına baktığınız zaman... Biz hiç bugüne kadar yapılanlarla ilgili kötü bir şey söylemiyoruz. Bizim hakkımızda ne yaparlarsa yapsınlar. Çünkü biz önde olduğumuzu, seçimi kazandığımızı, kazanacağımızı da görüyoruz. Tabii bunu maalesef farklı yerlere çekmek isteyenler olabilir. Ama biz herkesi sevgi diliyle, saygı diliyle, barışla beraber kucaklıyoruz. Bu tavır hani yaşça küçük olmanın getirdiği bir şey mi? Onu soracağım aslında. Yani böyle en genç belediye başkanı olmak bir yandan çok dinamik bir çalışma potansiyeli demek. Evet. Ama aynı zamanda da hani yöneticilere baktığınız zaman hepsi yaşlı, çoğu da erkek. Her ne kadar böyle kadınların aday gösterilmesi, kadınların yönetici olması gibi bir hassasiyet çok dillendiriliyor olsa da bir o kadar da hassas olunması gereken konu gençlerin de yönetimde söz sahibi olması aslında. Nasıl oluyor böyle hani sizden yaşça büyük çoğu erkek bu yöneticilerle birlikte çalışma tecrübesi? Şöyle aslına baktığınız zaman ben tabii bu konudaki bilgi birikimimiz, deneyimiz aslında çok küçük yaştan beri başlayıp devam eden
bir süreç oldu. Dolayısıyla Gülyalı'da edindiğimiz çok ciddi bir bilgi birikimimiz de oldu. Gerek eğitim alanındaki aldığımız eğitimlerle beraber hepsi bize artı değer kattı. Dolayısıyla zaten şu anda orduya geldiğiniz zaman yani bizi herkes bir evladı, kardeşi, hani benle ilgili birisi bir şey söylese herkes hemen üzerine mutlaka bizi savunmaya geçer, bize sahiplenir. Ve burada da gerçekten gördüğümüz destek, ilgi, alaka temel derdi gerçekten bunu siyaset üstü bir mantıkla beraber söylüyorum. Herkesi kucaklıyoruz, herkes de bizi kucaklıyor. Biz Altın Ordu için yepyeni bir heyecan, taze bir kan olduğumuzu ifade ediyoruz. Altın Ordu'da çok daha iyilerini, çok daha güzelliklerini hep beraber yapabiliriz. Neler yapacaksın? Neler yapacağız? Birincisi, en önemlisi çocuklar. Biz Ordu'da yüzlerce, binlerce çocuğumuz şu anda maalesef beslenme çantasına annesinin koyduğu yarım ekmek bir tane suyla beraber i̇şte gidiyor. Bu. Biz şimdi mutlaka ne kadar yol yaparsak yapalım, ne kadar köprü yaparsak yapalım, bunları tabii ki yapacağız. Bunlar tabii ki görevimiz ama bizim temel derdimiz çocukların mutlu olması, annenin mutlu olması ve yeni dönemde Altın Ordu'da inşallah 1 Nisan'dan sonra Altın Ordu'daki ilkokul düzeyindeki tüm çocukların beslenme çantalarını tamamıyla Altın Ordu Belediyesi olarak biz çocuklarımızın sıralarının üzerine koyacağız. Onlardan beklentimiz sadece derslerine çalışmaları, iyi eğitim almaları ve başarmaları. Ne var çantanın içinde? Tamamıyla çocukların oradaki hem bu konudaki yani uzman bir ekiple beraber çalışacağız. Her gün aldıkları öğünlerde kalorilerine göre de farklı olacak aslında baktığınız zaman. Çünkü çocuklarla ilgili şu anda ülkemizde maalesef hem boy kısalığı noktasında hem dengesiz beslenme noktasında ciddi bir eksikliğimiz var. Burada uzman bir ekip tarafından hem diyetisyeniyle hem bu konuda uzman ekibiyle beraber yani sandviçinden kuru yemişine kadar, belli aralıkları sütüne kadar, tüm detaylarına kadar çocuklarımın beslenme çantalarını tamamıyla Altın Ordu Belediyesi olarak biz sağlayacağız. İkincisi ve en önemsediğimiz projelerden bir tanesi, geçtiğimiz hafta organize sanayi bölgemizdeydim. Orada iki günde 10 bin yurttaşımıza dokunduk, temas ettik. Maalesef organize sanayimizde ve şehrimizin belli alanlarında, çoğu alanlarında gündüz bakım evimiz, kreşimiz yok. Altın Ordu Belediyesi olarak organize sanayinin içerisine ve büyük olan tüm mahallelerimizin tamamında 5 yılda 5 yeni kreşi Altın Ordu'muza hep beraber armağan etmiş olacağız. En önemli şeylerden bir tanesinde şehrimizdeki Patili dostlarımızla ilgili maalesef mevcut belediye yönetimi bu konuyu yani hiç sorun olarak görmedi ve maalesef yaptığı çalışmalarla beraber de şu anda şehrimizde özellikle velilerin, ailelerin çok ciddi tedirginlikleri var. Tabii ki doğada canlarımız yaşayacak ama 100 bin nüfuslu kentlerde normalde bir hayvan barınağı yapılma zorunluluğu var. Evet. Altın Ordu ilçemiz 235 bin nüfuslu ama maalesef 235 bin nüfuslu Altın Ordu'muzda bir hayvan barınağımız, bir rehabilitasyon merkezimiz yok. Dolayısıyla biz yeni dönemde çok güzel bir hayvan barınağı yapacağız Altın Ordu'muzda ve kendi mamamızı da kendimiz üreteceğiz. Restoranlardaki, pazardaki o yeşil bütün her şeyi dönüştüreceğiz kompostlarla beraber. Hem Patili dostlarımıza güzel bir mama ikram etmiş olacağız. En önemsediğim projelerden bir tanesi de Refakatçi Evi. Şehrimizde şimdi çok güzel bir şehir hastanesi yapılıyor. Hemen onun yanına Altın Ordu Belediyesi olarak biz ilçe, özellikle de Altın Ordu'da kırsal mahallelerimizden ve diğer ilçelerimizden gelen bütün hasta yakınlarının rahatlıkla, konforlu bir şekilde dinlenebilecekleri, sıcak duşlarını alabilecekleri, kahvaltılarını yapabilecekleri harika, tertemiz bir refakatçi evine Altın Ordu'muza kazandırmak için biz sabırsızlıkla bekliyoruz. Çok az bir süremiz kaldı ve bu 120 gündür sahadayım demiştim Ezgi Hanım. 120 gündür de sahada canla başla esnafımız bizi kucakladı. Teyzelerim beni her gördüğü zaman dualarını eksik etmedi. Gençler zaten müthiş motiveler, onu görüyorum. Çocuklar zaten okullara girdiğimiz zaman Ulaş abi sloganlarıyla salonları inletiyorlar. Ama yeni dönemde göreceksiniz, öyle güzel işler yapacağız ki insanlar da bize iyi ki oy vermişim, iyi ki destek olmuşum diyecek. Oy pusulamızda mavi renk olacak. Mavi renkte 8'in sıradayız Altın Ordu Belediye Başkanlığı'nda. Bütün hemşehrilerimiz de mavi pusulaya, 8. sıraya, siyasi parti ayrımı yapmaksızın ortak değerlerimiz etrafında birleşmeye davet ediyorum. Ben gördüğünüz gibi Ezgi Hanım, tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı adayım ama Ay Yıldız rozetten, Şanlı Türk bayrağımızdan başka hiçbir rozet takmadık. Çünkü biz herkesi kucaklamaya geliyoruz. Ortak değerlerimiz etrafında buluşmaya geliyoruz. Bizi biz yapan değerlere sahip çıkmamız gerektiğini söylüyoruz. Şanlı Türk bayrağımızın gölgesinde, ezan sesimizin altında ve Altın Ordu'nun sokaklarında çok ama çok güzel işleri hep beraber yapmak için biz sabırsızlıkla bekliyoruz. Herkesi koşa koşa,
coşa coşa sandığa gitmeye davet ediyorum. Hep beraber başardık. Bu başarıyı hep beraber taçlandırmak istiyorum. Ekranları başlarında bizi izleyen bütün hemşehrilerime ben de İstanbul'dan sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Motivasyonumuzla beraber geliyoruz. Şimdi 3.30'da da 15.30'da da Doğa Projesi'nde buluşuyoruz. Ulaş Başkan'ı stüdyoda görüp de öğleden sonra yetişemez falan demeyin. Bir aksilik, bir rötar falan olmazsa ki hava gayet iyi. Bilmiyorum, Karadeniz gerçi belli olmaz. Bugün hava bugün bakmadım. Gayet güzel. Heh, tamam. 3.30'da oradasınız. Bir seçim çalışmanız olacak yine. Evet. Sahada anladığım kadarıyla. Son cümlelerinizi kadın hassasiyetinizle ilgili almak istiyorum Ulaş Başkan. Kesinlikle. Biz yaptığımız bütün çalışmalar dediğim gibi anneye, kadına dokunan işler yapacağız. Kadın istihdamını destekleyeceğiz. Yatırımcıyı orduya getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. İstiyoruz ki anne güçlü olsun, kadın güçlü olsun ve bütün bu güçlülük de aileye sirayet etsin. Zaten Altın Ordu'yu bir aile olarak görüyoruz. Bu ailede mutluluğu hep beraber artırmak istiyoruz. Ve sevgiyle, saygıyla, barışla, kardeşlikle, hoşgörüyle, zaten ordu insanının insanı kucaklayan bir yapısı var. Bununla beraber hem emeklilere hem genç kardeşlerimize çok güzel işlerimiz olacak. Çok başarılı işler yapacağız ve bütün bunları yaparken de hiç kimsenin kaybetmediği, hiç kimsenin kaybetmeyeceği çok güzel bir seçim olacak. Ben bugüne kadar bize desteklerini esirgemeyen bütün partililerimize, özellikle de bu seçimi bir yerel seçim olarak gören, başta İyi Parti'nin seçmeni olmak üzere Adalet ve Kalkınma Partisi, MHP seçmenine, herkese çok teşekkür ediyorum. Göreceksiniz 31 Mart akşamında. Hep birlikte kazanacağız. Biz kazanınca da hiç ama hiç kimse kaybetmeyecek diyorum. O yüzden herkesi yarın koşa koşa, coşa coşa sandıklara gidelim. Bir de son olarak bir balkon hareketi başlatmıştık biz orada, afişlerimizle, pankartlarımızla. Şimdi sizler aracılığıyla bir telefon hareketi başlatalım istiyorum. Ekranları başlarında bizi izleyen bütün hemşehrilerimiz Ordu'dan en az 3 tane yakını ararsa güzel bir telefon hareketi başlatalım. Hep beraber bu süreci taçlandıralım istiyorum. Bu da gençliğin dinamizmi olarak stüdyoda şu an vuku buldu sevgili izleyenler. İşte genç aday, genç başkan olunca oluyor. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben özellikle son sözlerinizi kadın hassasiyetiyle ilgili almak istedim. Çünkü kreş yaptığınız zaman, yaşlı bakım evi yaptığınız zaman, kadına istihdam sağladığınız zaman, kadının istihdama katılabilmesi için üzerinde toplumsal olarak ona yüklenmiş yükleri aldığınız zaman kadınlar daha güçlü oluyorlar, ekonomik olarak ayakta durabiliyorlar ve böylece yaşamlarını devam ettirmeye kadar varıyor bu iş. Sadece tek gecede 3 kadın izliyoruz. Defalarca silahla ateş etti, ölene kadar yanına kimseyi yaklaştırmadı. Vurduğu eşinin yerde kanlar içindeki fotoğraflarını çekti. Muğla Ortaca'da 4 çocuk annesi kadın, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından katledildi. Kadın, gelme buraya. Gelme, gel. As silahı lan. Bunları as. Hadi. Neşe G, Vedat G ile boşanma aşamasındaydı. Uzaklaştırma kararı da vardı ama akşam saatlerinde Cani Koca eşini sokak ortasında yakaladı. Silahını çekti, 11 el ateş etti. 34 yaşındaki Neşe G, başı ve vücuduna isabet eden 6 kurşunla yere yığıldı. Vedat G başından ayrılmadı, kimseyi yaklaştırmadı, yardım edilmesini engelledi. Eşinin can vermesini bekledi. Eşini öldüren Vedat G ardından silahı başına dayadı. Polis bacağından vurarak katil kocayı etkisiz hale getirdi. Gözaltına aldı. Aynı gece Gaziantep ve İstanbul'da da 2 kadın katledildi. İstanbul Avcılar'da 3 çocuk annesi Serapiye çocuklarının gözü önünde eşi tarafından vuruldu. Gaziantep Dizip Karayolu'nda bulunan kadın cesedinin ise 2 çocuk annesi 32 yaşındaki Naciye C'ye ait olduğu belirlendi. Ne alakası var demeyin. Eğer kadın ekonomik olarak ayakları üzerinde durabiliyor olsa, o zaman belki de katlanmak zorunda kalmayacak çektiği hiçbir eziyete. O zaman kendi hayatına devam etmesi daha kolay olacak. O yüzden buna dayanan tüm çalışmaları gönülden destekliyoruz. Sağlık danışmanlığından psikolojik desteğe kadar her noktada kadınlara ulaşabilmek, kadınların yaşadığı sorunlara birebir eğilebilmek ve şiddetle mücadele edebilmek için
Mor otobüs bir kez daha yollarda. Mor otobüs ile erişilebilir bir kadın hizmeti sağlıyoruz İstanbul'un 39 ilçesinde. Sayın Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun öncülüğünde kadınlara her noktada ulaşabilmek, sorunlarını giderebilmek, kadın dayanışmasını İstanbul'un her noktasında hissettirebilmek için hazırladığımız bir proje. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mor otobüsleri ilk kez geçtiğimiz yıl 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü'nde yola çıktı. 28 Mart, 5 Nisan tarihleri arasında yine yollarda olacak. Üsküdar, Eyüp Sultan, Bağcılar, Esenler, Gazi Osman Paşa, Avcılar ve Bahçeli Evler'de kadınlara mobil danışma hizmeti verecek. Merkez faaliyetlerimizden yararlanamayan kadınlara mahallelerinde uygulama modeline uygun olacak şekilde hizmetlerimizi sunmak. Diyetisyenlerimiz, psikologlarımız ve eğitmenlerimiz eşliğinde uygulamalarımız oluyor. Mor Otobüs projesiyle başta kadına şiddetle mücadele olmak üzere psikolojik danışmanlık, sağlık, beslenme ve kariyer danışmanlığı gibi konularda kadınların bilgilendirilmesi hedefleniyor. Şimdi devam ediyoruz. En genç belediye başkanını uğurladık, ağırladık. Yine en genç olmaya dair elinde aslında bir rekoru olan bir başka isimle birlikteyiz. Bu kez adresimiz İstanbul Kartal Belediye Başkanı ve bir kez daha belediye başkan adayı olan Gökhan Bey bizlerle. Hoş geldiniz yayınımıza, nasılsınız? Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Gayet iyiyiz. Yani bu gençlikle ilgili durumu biraz daha açıklayabilir miyiz? Şimdi en genç belediye başkanını uğurladık. Siz de en genç belediye meclis üyesi mi olmuştunuz? Şöyle, Ulaş kardeşim Türkiye'deki en genç belediye başkanımız. Bu metropollerde, büyük şehirlerde en genç belediye başkanı da benim. Hı-hı. Yaklaşık Kartal'da 500.000 nüfusa hizmet ediyoruz. Hı-hı. İstanbul'daki en genç belediye başkanı olarak da koşumuzu devam ettiriyoruz. İstanbul'un en genciyim aynen, diyor yani aynen, Gökhan aynen, Yüksel. Aynen. Gökhan Bey boy olarak da soy ismiyle çok uyumlu gerçekten yan yana durduğumuz zaman. Siz zaten hali hazırda aday olduğunuz ilçede evet, başkanlığı sürdürüyorsunuz. Doğru. Nasıl geri dönüşleriniz? Sahaya çıktığınızda mesela 2019 seçimleri öncesi saha çalışmalarıyla bugünün saha çalışmaları arasında mesela nasıl geri dönüş farkları var? Evet, 2019 30 Mart'ta da yine bugün buradaydım. Fox ekranlarındaydım. Bir 5 yıl sonra yine birlikteyiz. Tabii ki geçtiğimiz 5 yıla göre sahadaki aldığımız geri dönüşler çok çok daha iyi. O zaman saha çalışmalarımızda çok genç, nasıl yapacak, nasıl yönetecek, 500.000'lık Kartal'da bu süreci nasıl işleyecek diye mutlu, umutlu ama kaygılı gözler vardı. Şükürler olsun bu 5 yılda çok güzel hizmetlerimizle, komşularımızla bütünleştiğimiz, altyapıdan üst yapıya, parklardan meydanlara birçok hizmetimizi hayata geçirdik. Komşularımızı duyabilmek için çok güçlü bir iletişim merkezi kurduk. Adına komşu iletişim merkezi dedik. Komşularımız buna komşu hattı da diyor. Çok sevdiler, çok beğendiler. Bugüne kadar yaklaşık 800.000 komşumuz bu sistemi kullandı. Ve istedikleri, talep ettikleri basit şeyleri bu telefon numarasından bize ulaşarak kendi başlarına çözmeyi başardılar. Ve bu da hem katılımcılığı, hem tanınırlığımızı, hem de vatandaşla belediye arasındaki o buluşmayı sağlamış oldu. Arada kimse işte belediye başkanını, yardımcısını, X kişiyi, Y kişiyi tanımak zorunluluğu hissetmeden direkt bürokrasiyi ortadan kaldırarak aramalarını dilekçeye çevirip, talebe çevirip onlara karşılık vermiş olduk. Bu da Kartal'ı iyi duymamızı sağlamış oldu. Aslında komşularımızın beklentisi çok sade. İyi duyuyorsunuz, ne diyorlar? Evet, komşularımızın beklentisi çok sade. Mümkünse oturduğum sokak temiz olsun, mümkünse yolda çukur olmasın. İş güzergahımda ya da okula giderken ya da dışarıya çıkarken güzergahımda karanlık alan kalmasın, aydınlık alanlar olsun. Mümkünse evime yakın mesafede bir yeşil alan olsun, park olsun ve o parkın içerisinde temiz olsun, oyun grubu temiz olsun ve güvenilir olsun. Özellikle çocuk, kadın, anne ve ailenin beklentisi bu. Biz de bu beklentileri duyup sadeleşen işleri çok hızlı hayata geçirmiş olduk. Yaklaşık 100.000 metrekare yeşil alan arttırdık Kartal'da. Birçok parkımızı yeniledik, yüzlerce parkımızı yeniledik. Biz eski bir yerleşim merkeziyiz. O yüzden çok fazla boş alanımız yok. Ona rağmen 50 tane de park arttırdık. İşte bir tanesi 15 dönüm, bir tanesi 10 dönüm. Bunlar kentte çölde açan vaha gibi. Çok kıymetli işler. Aklımıza oralara hiç rezidans yapmak gelmedi. Hiç bina dikmek gelmedi. Güzel güzel, hızlı hızlı yeşil alanları, parkları komşularımıza buluşturmuş olduk. Bu sade beklentileri hayata geçirdiğiniz zaman
komşularınız sizi bununla değerlendiriyor. Belki de buradan bir niyet ölçümü mü yapıyorlar acaba? Kesinlikle. Yaklaşım belki, nasıl bir yaklaşımı var bu başkanımızın diye belki de buradan bakmak daha mı kolay oluyor ölçerken? Kesinlikle, çünkü insanlar siyasete, siyasetçiye, büyük vaatlere doydular. Çok yorgunlar. O yüzden gerçek manada onları duyup, onların beklentilerini hayata geçirip makro anlamda da kentin sorunlarını tespit edip hızlı hızlı adımlar atmış olduk. Kreşlerimizin sayısını arttırdık. Ücretsiz bir dershane hizmete soktuk. 400 tane öğrencimiz hizmet alıyor ama ücretsiz. Ekonomik durumu iyi olmayan aileler çocuklarını sınava girerek oraya yönlendiriyorlar. Biz eğitimdeki fırsat eşitsizliğini azaltmak için kolları sıvayıp bu işi yaptık. Şans verdiğimiz bir öğrencimiz, 8. sınıfa giden bir öğrencimiz Türkiye birincisi oldu. Dolayısıyla böyle bir hedefimiz, böyle bir beklentimiz yoktu. Ama şans verilen öğrenci Türkiye birincisi olunca omuzlarımızdaki yük de arttı. Dolayısıyla Yalı, Yunus, Topselvi mahallelerimiz vardır yan yana. Orada bir kültür merkezini bitirdik. Oraya da ikinci dershanemizi açmış olduk. Orada da 600 öğrenci kapasiteli, toplamda 1000 öğrencimiz ücretsiz dershaneden faydalanıyor. Annelerin en fazla kaygılandığı durum çocuklarının geleceği. Evet. Dolayısıyla ücretsiz dershaneden kız öğrenci yurduna, makine hangar dediğimiz makine mühendisleriyle bir teknoloji merkezine, yazılım, kodlama, yapay zeka, VR teknolojisi gibi yeni teknolojileri çocuklarımıza öğretmeyi hedefliyoruz. Okullarımız da var ama basit düzeyde. Burası özel sektörü yakalamış, makine mühendisleriyle beraber ortak yürüttüğümüz bir proje. Dolayısıyla geleceğin mühendisleri, mühendis adayları... TMOP'la birlikte. Evet, makine mühendisleri odasıyla birlikte. Dolayısıyla burada da mühendis adaylarına bir vizyon katacağız. Yani ilkokul birinci sınıfa giden çocuğumuz da gelip o eğitim parkurundan faydalanıyor. Elindeki cep telefonu, akıllı telefonla ya da oyun oynayan, o oyun nasıl oynanıyor, nasıl yazılıyor, bu cep telefonu nasıl üretiliyor gibi yazılımı, kodlamayı, yapay zeka teknolojisiyle tanışmış oluyor. Orada ışığı olan öğrencilerimiz, oradaki eğitmenler tarafından artık tespit ediliyor ve belki geleceğin mucitleri de startup projesi çıkartabilecek. Girişimciler. Evet, girişimcilerin kendine nefes alacağı bir alan. Yeni dönemde de bunu Tekmer'le, teknoloji merkeziyle birleştirip hatta bir teknokenti Kartal'ımıza kazandırmak gibi özel, güzel hedeflerimiz var. Hatırlayın, yıl 2000, milenyum gelecek, bilgisayar kullanmayı bilmeyen iş bulamayacaktı. Şimdi de otoriteler diyor ki yıl 2030, 2030'a doğru yazılımı, kodlamayı bilmeyen, yapay zeka teknolojisini algılayamayan jenerasyon birçok nitelikli iş gücünden faydalanamayacak. Belediyecilik tabii ki çok kıymetli. Yollar, yeşil alanlar, meydanlar, parklar. Aynı zamanda bölgenin güzelleşmesi, gelişimi, kentsel dönüşüm, bunlar çok kıymetli kavramlar. Ama bir anlamda da yeni jenerasyonu hazırlamak gerekiyor. Çünkü çok büyük eşitsizlikler var. Evet. O eşitsizliklerin içerisinde yarışıyor çocuklarımız. Dershaneden işte teknoloji merkezine, sanat akademisinden spor akademisine, birçok alanda Kartallı çocuklara, gençlere kendilerini geliştirmek için yeni alanlar açmaya gayret gösterdik. Spor parkları yapmaya çalıştık. Yaptığımız spor parkına hemen iki tane tenis kortu ekledik. Ama maç yapılacak düzeyde tenisle tanışsınlar. Su sporları iskelemizi bitirdik. Kano, kürek, yelken öğreniyorlar. Bu anlamda futbol, basketbol çok kıymetli. İşte voleybol takımımız var. Çocuklarımızı özendiriyoruz. Gelecek yeni yatırımlar var Kartalımızda. Bitirdiğimiz bölge planları var. Sanayi çöküntü alanımız vardı. Yaklaşık 3 milyon metrekare ve yeni Kartal'ın oluşacağı alan. 40 yıldır plan yapılmaya çalışılıyordu. Plan benden yaşlı, 37 yaşındayım. Bana kısmet oldu. Arkadaşlarımızla birlikte bitirdik. O bölgeye şimdi yeni marka yatırımlar geliyor. İşte Eczacıbaşı yatırımına başlıyor. Marka söylemeyelim. Evet. Kadın voleybol takımının spor salonunu oraya getiriyor. O açıdan açtım konuyu. Kartal'ın sponsorumuz. Genç, evet. Kartal'ın gençleri artık voleybol maçlarını orada izlemiş olacak. Aileler özenmiş olacak. Kız çocukları hedef koymuş olacak. Çünkü ağırlıklı kentte de sorunlarımızdan en başında gelen madde kullanımı. Tam ona gelecektim, biliyor musunuz? Evet. Yani çünkü siz aslında bunların tamamını yaparak ailelere maddi destek verdiğiniz gibi, çocukların geleceğine dair onlara birer tohum attığınız gibi, aynı zamanda onları sokaktaki tehlikeden de alıkoyuyorsunuz, koruyorsunuz. Kesinlikle, çünkü ben de o çocuklardan bir tanesiyim. Kartal'da doğup büyüdüm, orada yetiştim, oranın ilkokulunda okudum, evimin hemen aşağısında. Dolayısıyla çocukken yaşadıklarımı, okul çevresini, okulun etrafındaki süreçleri bildiğim için benden sonraki çocuklar, gençler, arkadaşlarımız bu
Bunlar hep komşularımızın çocukları. Meseleye böyle bakıyorum. Çünkü ben yola çıkarken de komşularıma danışıp yola çıkmıştım. 32 yaşında yani en genç belediye başkanı İstanbul'da oluyorsunuz. Ve yarım milyonluk bir kenti yöneteceksiniz. Büyük bir ekonomiyi yönetiyorsunuz. O kaygıları giderebilmek için hazırlığınızın olması gerekiyordu. Geçtiğimiz dönem belediye meclis üyeliği, belediye başkan yardımcılığı gibi görevlerde bulunduğum için hazır olarak aday oldum. Bu bir macera değildi. Hem şükür, Kartallıyım hem CHP içerisinde liyakatle evet, geldim buraya diyorsunuz. Evet, gençlik kollarından başlayan Ulaş kardeşimle aynı dönemde gençlik kollarındaydık. Hı hı. Yani yeni filizler yetişiyor, yeni kadrolar yetişiyor. Dolayısıyla başarılı olmak zorundaydık. O yüzden omuzlarımdaki yük 2-3 kat daha fazlaydı. Geçtiğimiz günlerde bir toplantı yaptık genel merkezimizde. Online bir toplantıydı. Yaklaşık 6000 arkadaşımız katıldı. Bunun yaklaşık 5800'ü genç belediye meclis üyesi adayıydı Türkiye genelinde. Yaklaşık 100'e yakında belediye başkan adayı vardı. Ve seçilebilecek yerlerdendi bu arkadaşlarımız. Hmm. Yani işte Avcılar'da Utku var, Çankaya'da, işte İzmir'de, Tuzla'da. Bu arkadaşlarımıza genel başkanımız bir şey söyledi. Şayet 32 yaşında İstanbul'da, metropolde Gökhan Başkan başarılı olamasaydı bu kadar genç arkadaşı aday yapmayı bir daha gözden geçirdik. Cesaret edemezdik. O yüzden bu sorumluluğumuz da olduğu için elimizden gelen en büyük gayretle, tecrübemizle, kartallılığımızla, komşularımızı da kapsayan, kucaklayan, onların evladı, kendi çocukları yerine koyan çok komşumuz var. Onların güvenini boşa çıkarmadan, şükürler olsun ki onların yüzünü eğecek hiçbir şey yapmayıp, birçok iyi şeyler yapıp gururlandırdık. Daha ilerini yapmak için yeni döneme hazırız. Komşularımızın enerjisiyle çok güzel şeyleri Kartal'da tekrar inşa edeceğiz. Siz şimdi sayıları verince hani işte toplantı yaptık, şu kadarı şöyle gençti, bu kadarı adaydı. Şimdi ekran başında gençler var ya da onların evet, aileleri var. Evlatlarından, evlatlarının geleceğinden endişeli olan, evlatlarının umutsuzluğundan endişeli olan aileler de var. Dolayısıyla hani sizin burada bulunuyor olmanız, konumunuz onlara da umut veriyordur diye düşünüyorum ki zaten çalışmalarınız da anladığım kadarıyla özellikle işte teknolojiyi, inovasyonu, bugünün teknolojisini, yarının muhtemel teknolojisini hedefleyen durumlar. Ama tabii bazı da gerçeklerimiz var. Bunlar evet, da çok büyük gerçekler ama işte ne bileyim depremselliğimiz, yapı stoğumuzun eski olması, siz kendiniz söylediniz. Hayat pahalılığı, yoksulluk. Evet. Biz sanki bir genel seçime gidiyor gibi yerel seçime gidiyoruz. Yani çünkü geçim belirliyor aslında seçimlerin kaderini. Kesinlikle. Hayat pahalılığı o kadar çok kendini gösteriyor ki iliklerimize kadar hissediyoruz. Komşularımız da iliklerine kadar hissediyor. Aslında bu bahsettiğim az evvelki hizmetler, ücretsiz dershane, işte kreşlerimizin sayısını arttırma, kız öğrenci yurdunu tamamlama. Kaç kreş vardı Gökhan Bey? Şöyle, şu anda Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çektiğimiz yatırımlarla 17-18'e kadar çıkardık kreşimizi. Hedef? Hedef her mahalleye bir kreş. Toplamda yeni dönemde hem Büyükşehir'in hem bizlerin yaptığı kreşlerle birlikte 25'e kadar çıkacaktır. Bu anlamda ücretsiz sanat akademisi, satranç akademisi, ücretsiz sinema, tiyatro, meslek edindirme kursları, bunların her biri aslında bu hayat pahalılığını azaltmak için komşularımızı sosyalleştirmek üzerine. Bahsettiğim spor, yani su sporları merkezinde kano, kürek, yelkine çocuklarımızın gitmesi çok zor. Bir tenis kursuna çocuklarımızın tabii gitmesi çok pahalı. Zor. Bununla birlikte bu hayat pahalılığını azaltmak için sosyal tesisler yaptık. Büyükşehir'de Beltur var, Kartal Belediyesi'nde de Gezegen Kafeler var. İsmini gençlerimiz koydu, Gezegen diye. 11 tane Gezegen sosyal tesis açtık ve Beltur fiyat politikasıyla özel sektördeki, restorandaki, kafelere gittiğinde komşularımızın ne kadar hesap ödeyeceğini hayal edemiyorlar. Düşük ücret politikasıyla çay, kahve, yeme ve içecek anlamında onların nefes aldığı alanlar haline geldi. Büyük parklarımızda ağırlıklı bu sosyal tesislerimiz var ve hayat pahalılığını bir nebze olsun azaltmak için onların yaşadığı zorlukları biliyoruz. Bu anlamda belediyeciliğin, klasik belediyeciliğin attığı adımların ötesinde yaşantımızın bize yüklediği yükleri azaltmak için de komşularımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bununla birlikte tabii ki ana gündemimiz kentsel dönüşüm, dirençli kentler oluşturmak. Bizim bir talihsizliğimiz var. 2019'da ben göreve gelmeden önce kendi kendine yıkılan bir yeşilyurt apartmanımız vardı. Dolayısıyla 2 ay sonra göreve başladığımda o bilinçle, o kaygıyla, o psikolojiyle bitmeyen planların tamamını çalışma arkadaşlarımızla bitirdik ki hiçbir komşumuz benim planım eksik, planım olmadığı için kentsel dönüşüme giremiyorum diye
çaresiz kalmasın, mağduriyet yaşamasın. Ve o günden bugüne yaklaşık 2200 tane binanın kentsel dönüşümünü gerçekleştirdik Kartal'da. Bina yenilenmesine vesile oldu. Kartal'ın merkezini terk etmek zorunda kaldı mı bölgenin insanı? Şöyle, Kartal'ın merkezini terk etmek zorunda kalmadı. Yerinde dönüşümü uygulamaya gayret gösteriyoruz. Özellikle ada bazında sitelerin dönüşümü ya da bir ada haline getirdiğimiz 10 binanın yan yana gelmesi, 3000 metrekareyi oluşturması ya da 5000 metrekareyi oluşturmasını teşvik etmeye çalışıyoruz. Çünkü bu sayede 3 adımda emsal artışı gerçekleşiyor. Bu emsal artışları vatandaşın şu an çok ihtiyaç duyduğu bir şey. Ama tek bina dönüşümünde emsal artışı yok. Toplulaştırmayı teşvik etmeye çalışıyoruz. Tabii yani 2012 yılındaki kentsel dönüşüm yasasının gelişiyle işte kentsel dönüşüm süreci biraz hızlanmıştı. Ama boş arsaların, daha doğrusu boş alanların, arsa payının yüksek olduğu komşularımızın binalarının dönüşümü gerçekleşti. Şimdi arsa payı düşük olan komşularımızın kentsel dönüşümde çok zorlandığı bir dönem. Fiyat artışları çok oldu, maliyetler çok oldu. İnanılmaz. Önceden bir dairemi veririm, iki dairemi alırım dönemi vardı. Şimdi bir dairemi veririm, bir dairemi alabilmek için üzerine para vermek zorunda kalıyor. Dolayısıyla biz onlara rehberlik etmeye, kentsel dönüşüm müdürlüğümüzde onları yönlendirmeye, yıkılıp yapıldığında kaç metrekare elde ederler, acaba ada olurlarsa onların avantajı ne olur? Buluşmak istemeyen var, ada yapmak istemeyen var, 3000 metrekare olmasın ben kendi işime bakarım diyen var. Onları o toplulaştırmanın onlara verdiği avantajın ne olduğunu anlatarak yönlendiriyoruz. Kiptaş gibi kendi belediye şirketimizi sürecin içerisine koyduk. Özellikle son zamanlarda imza attığımız birkaç ada oldu. Dolayısıyla kentsel dönüşüm önümüzdeki 5 yıldaki ana işimiz. Zaten bu konuda öncüyüz. Birçok belediye, katıldığımız 39 ilçe belediye toplantılarında da Kartal örnek gösterilir. Bu Yeşil Hüt Apartmanı'nın kendi kendine yıkılmasından sonra da aldığımız birçok önlem var, attığımız birçok adım var ki hızlansın bu işler. Çünkü vatandaş güven arıyor, birini yönlendirmesini bekliyor. Biz de bu inisiyatifi alıyoruz. Birçok sitenin dönüşümüne katkı sağladık. Planı bitmeyen yerlerin planını bitirdik. Şimdi Kartal'ın merkezinde de, tam merkezinde etap 1, etap 2 dediğimiz eski Yavuz Selim Devlet Hastanemizin olduğu bir bölgemiz vardı. Bakanlıkta planlarımızı 4,5 yılın sonunda tamamladık. Şimdi Kartal'ın çarşı problemini de çözüyoruz. Orada yaşanacak kentsel dönüşümde güzel bir çarşı olacak tren yolunun altında. Tren yolunun üstünde de 14 tane ada var. 14 tane site düşünün. 14 sitenin yapılmasıyla zemin katlarda ticaret oluşacak ve orada kafeden restorana, yeni bir merkez evet, oluşacak. Giyim mağazalarından. Bu da Kartallı komşularımızın başka yerlere alışveriş yapmaya gitmesine gerek duymayacakları yeni meydanın, yeni çarşının kazanılmasını sağlayacak. Ve yeni merkezimiz var. Orası da merkez planlar diye geçiyor. İşte eski çimento fabrikasının, mutlu akülerin ve birçok eski firmanın olduğu sanayi çöküntü alanından kentleşmeye doğru geçtik. Bunların emsallerini yaparken bölge emsallerine uyduk. Bir ekstra yapılaşma hakkı tanımadık. Kat sınırlamasını 15 katla sınırladık. Çok daha yüksek binalar olmasın diye. Dolayısıyla yeni dönemde oralarda bize yeni park alanları, yeni kreş alanları, yeni okul alanı ve aynı zamanda spor alanları kalıyor. Kartal'ın çocuklarına, gençlerine, kadınlarına, kısacası Kartallı ailelere, komşularıma yeni dönemde çok güzel alanlar yaratılacağının müjdesini buradan vermek istiyorum. Kaç yıllık vadedir bu? Bu 2024-2029, aynı zamanda 2024-2034 vizyonumuz. 2034'e kadar Kartal'daki büyük değişimi hep birlikte göreceğiz ama 2029'un sonunda da birçoğu hayat bulmuş olacak. Bu söylediklerim birçoğu vaatten ziyade artık gerçekleşti. Çünkü ana temel problem planların bitmeyişiydi. Planlar bitti. Orada şu anda toplantılarımızı vatandaşla müteahhiti yalnız bırakmıyoruz. Garantör olarak onların yanındayız. Anne baba gibi eşit davranıyoruz her ikisine de. Çünkü en büyük problem güven. Vatandaşın birbirine güvenmemesi, vatandaşın müteahhite güvenmemesi, müteahhitin de vatandaştan yorulması taleplerden. O da hemen kaçıp bırakıyor. Çünkü maliyetler inanılmaz artmış durumda. Dolayısıyla hem gelecek teşviklerle, hem Kiptaş'ımızda, hem biz atacağımız adımlarla, rehberliğimizle Kartal'da, İstanbul'da çok güzel şeyleri hayata geçireceğiz. Tabii İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Başkan'la uyumumuz çok kıymetli. Kartal'a getirdiğimiz yatırımlar çok kıymetli. Kartal'ın merkezinde yağmur yağdığında çok zor anlar yaşıyorduk. Ama Üsküdar rol çaldığı için, denizle seviye birleştiği için gözler Üsküdar'a gidiyordu. Aslında tüm sahil kesiminde yağmur yağdığında sel baskınları oluyordu. Hemen bir yılda İSKİ ile protokol yapıp, Ekrem Başkan'dan istediğim ilk şeydi bu,
Kartal'daki merkezdeki altyapı problemini çözdük. Hı hı. Dükkanlara su basardı, üzülürdük, utanırdık. Önce merkezi sonra 20 mahallenin yağmur suyu altyapısını tamamlamış olduk. Neye rağmen? 2 yıllık pandemi süreci, çok büyük yaşadığımız depreme rağmen ve ekonomik sıkıntılara rağmen çok büyük yatırımlar getirdik. Çünkü bu konuyla ilgili hem heyecanımız var, hem gençliğimiz var, hem attığımız adımda, yaptığımız işlerde mutlu oluyoruz. Yani bu mutluluğu hissetmesek bu koşuyu yapamayız zaten. Çünkü 500.000 insan yaşıyor. Sokağa çıkıyorsun, kimi ilkokul arkadaşın, kimi işte bir tanıdığın. İlkokul öğretmenin. Kesinlikle. Kimi sokaktaki arkadaşın, bakkalın, berberin. Bu yerellik duygusu çok fazla. Biz de aslında bu anlattığım tüm projelerin dışında orada samimiyeti sağlamaya çalışıyoruz. Komşuluğu sağlamaya çalışıyoruz. Dostluğu sağlamaya çalışıyoruz. Güveni sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü şu an en çok ihtiyaç duyduğumuz şey bu. Biz çok büyük bir ülkeyiz. Çok büyük değerlerimiz var. Dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkeyi emanet ettiği gençlerden biri olarak buna hazırız. Güzel şeyler yapmak çok mümkün. Her şeyi başarmak çok mümkün. İyi bir takım, iyi bir akıl ve vatandaşı kendi yerine koyup empati yapmak çok önemli. Bu anlamda yeni dönemde de bu koşuyu komşularımızla birlikte koşacağız. Çok güzel bir Kartal'ı onlara armağan edeceğiz. Yaptığımız işleri, güzellikleri büyüteceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Gökhan Yüksel Bey, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kartal Belediye Başkan adayı ve hali hazırda belediye başkanı projelerini sıraladı. Ve sadece önümüzdeki dönem için değil, bir sonraki dönem için de yeni başladık. Siz olursunuz olmazsınız, evet. Orasını zaman gösterecek. Ama vizyonun uzun vadeli olduğunu ortaya koydu ki pek çok işin günübirlik yaşandığı ülkemizde bu maalesef. Gerçekten bunu duymak kıymetli. Zamanla takibini sürdüreceğiz tabii bu vaatlerin. Kesinlikle çok çok memnun olurum. İnşallah önümüzdeki günlerde de yine buluşuruz. Ben bütün komşularımı sandığa davet ediyorum. Mutlaka sandığa gidelim. Mutlaka sandıkları güzellikle, güler yüzle, coşa coşa gidelim. Pazar günü ağzımızın tadıyla hem Kartal'da hem İstanbul'da bu güzelliği, bu mutluluğu birlikte yaşayalım. Bugün Ekrem Başkanımız da Kartal'a gelecek. Onu misafir edeceğiz. Saat 15 gibi Kartal'da olacak. Biz de Kartal'lı Kazım Meydanı'nda onu karşılayacağız, onu selamlayacağız. 15'te onun da duyurusunu yapmış olalım. Evet, onu da yapmış oldum. Mutlaka sandık diyerek bitirdiniz. Coşa coşa sandığa gidelim. Sadece Kartal İstanbul değil, tüm Türkiye'de biz de mutlaka sandık dedik. Sonrasında da zaten herkesin nerede buluşacağı belli. Yeni verilere göre ve kazanıyoruz diyor. Seçmen heyecanlı, adaylar heyecanlı. 31 Mart gecesi o heyecanın taşınacağı yer yine aynı. Now Haber ekranı. Türk halkı demokraside kararlıdır. Sabırsızlıkla sandığa gitmek isteyen çok insan olduğunu gösteriyor. Daha var o güne demişti Selçuk Tepeli. İşte o günün içindeyiz. Seçmen oyunu kullanacak. Sonucunu Nav Haber'den takip edecek yayın maratonu Gülbin Tosun'la Nav Ana Haber'le başlayacak. Seçim yasakları kalkar kalkmaz Selçuk Tepeli ve İlker Karagöz ilk sonuçları duyuracak. Yine en temiz ekranda en anlaşılır grafikler ve adaylardan canlı bağlantılarla. Şimdi ilk veriler gelmeye başladı. Bir ajans çok yüksek açmış olabilir bir ismi. Tam 12 seçim geçirmiş bu ekip. Ve 12 seçimde de adres burası olmuş. Nav Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk iki ajanstan gelen verileri analiz edecek ve sonuçlar netleştiğinde Türkiye'yi nasıl bir siyasi ortam bekliyor? O sorunun yanıtı da yine Nav Haber stüdyosunda. Açıklamalarla ilgili canlı bağlantılar yapacağız. Çok hızlı bir şekilde o oylar sayılacak. Orta sayfanın deneyimli gazetecileri Murat Yetkin, Çiğdem Toker, Nevşin Mengü ve Deniz Zeyrek'le birlikte Nav Haber Ankara temsilcisi Tülay Ünal Öç'ten ve Nav Haber siyaset ve ekonomi yorumcusu Ozan Gündoğdu yeni siyasi iklimi anlatacak. En doğru verileri bizden alacaksınız her zaman olduğu gibi. Seçim deneyimi olan bu ekip size güzel bir gece yaşatacak. Nav'da seçim özel yayını yarın. 30 Mart sabahından bolca günaydın dedik. Bir de bolca seçimden, geçimden, sandıktan bahsettik. Mutlaka sandık dedik ama. Biliyorsunuz değil mi? Mutlaka sandık. Çünkü biz bu ülkede demokrasi var diyorsak, olmaya devam etsin istiyorsak, biz bu ülkenin geleceğini cumhuriyet ve demokrasiyle şenlendirmek, taçlandırmak istiyorsak, bugün hala bu konuda elimizde en güçlü araç olan sandığı boş vermemeliyiz. Yarın sabah saatler 8.30 gösterdiğinde biz yine burada olacağız.
Siz ister oyunuzu kullanmadan önce bizimle birlikte olun, ister oyu kullanıp gelin hemen karşımıza geçin. Yine bolca hayattan, yaşamdan, sizden bizden bahsedeceğiz. O zamana kadar hoşça kalın.